Ve geldik arkadaşlar. Eda yetişemedi. Sıkıntı değil. Gelir şimdi. Eşte gibi. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Geçen Selamlar. konseyde Hoş OBS'te bir sıkıntı çıkmıştı. Introyu verememiştik. Şimdi intro efsane falan geldiniz. deyince. Bu videonun sesi mi bozulmuş? Allah Hangi Allah. videonun? Hoş bulduk. Hoş Videonun bulduk. mu yayında mı bir şey mi var? Valla ben bugün her şeyi beklerim ya. Şu an Twitch her türlü sürprizi yapıyor olabilir. Eda konseyi terk etmiş. Yok, o şu anda bize sıcak içecek şeyi sağlıyor. Servisi Sensin sağlıyor. Elbi. Hop, Discord gitti geldi. Yok bir şey yok. Duruyor Sende şu an duruyor. herhalde. Hı, tamam. Duruyor. Bir karardık geldik bir anlık ama Artık her sorun şeyden yok. endişeleniyorum bugün. Dediğim gibi yayından önce bir aç kapa aç kapa aç kapa oldu. Umarım yayında bir problem çıkmaz diyelim ve hızlıca başlayalım. Arkadaşlar şu anda ekranınızda da görüyorsunuz. Bugünkü konseyimizin konusu soru cevap. Şu an orada bir görüyorsunuz. İlk olduğu için o. Böyle content aralarında ya da işte nasıl söyleyeyim. Hani konuşmaya az değer gördüğümüz durumlarda çokça sorular geliyor. Aslında bazı soruları yayında alıyoruz, cevaplıyoruz. Aslında atladıklarımızı bir yere not etseydik diyoruz şimdiye kadar. Böyle bir hani derya soru çıkardı. Onu yapmadık. Daha sonra Görkem aklına geldi. Dedi ki abi bunu sosyal medyadan patlatalım. Ve bakalım neler gelecek dedik. Gayet de güzel. Beklediğimden fazla böyle bir şey oldu. Şu anda mesela fail yazıyor ya arkadaşlar. Fail. Fail. Heh, özür dilerim. Ali arkadaşımız öyle söyleyeyim. Bayağı Gerçekten evet yolladı. soru bombardımanını tuttu. Sosyal medyada özellikle Twitter'dan gelen sorularınızı bu akşam yanıtlayacağız. Bunların çerçevesinde sohbet edeceğiz. Asıl amacımız bu. Kesinlikle şimdi tabii ben o zaman arkama yaslanıyorum ve herhangi bir etkileşimde bulunmuyorum. Bu güzel yayını dinliyorum diye bir şey yok. Sorularınızı chat'e yazıyorsunuz. Ben o soruları alıyorum arkadaşlar. Ve bu sosyal medyadan gelen soruların ucuna ekliyorum. Süremiz dahilinde bunlara değiniyoruz. Eğer ki süremiz yetişmez ise bir sonraki Lore Konseyi soru cevap içeriğinde onlara da değinmiş olacağız diye 5 düşünüyorum. tane sormuşum. Çok değilmiş gidiyor ya. Maşallah. Daha da yollar diyor. Şimdi yolla yani. Yani Faalindir demiş de 5 tane sormuş. yok yok Şimdi iyi ki de şimdi. sormuşsun canım, yani şeyden şikayetçi değiliz yani o anlamda. Yani keşke daha fazla arkadaşımız sorsaydı, biz yetişemeseydik, böyle bir yayın yapmasaydık işte. Hatta işte bu hafta pazartesi de konsey yayın oluyor falan böyle moduna girseydik ama o olmadı, orada da size diyoruz. Şöyle bir çayım. SGK gibi var orada. Şöyle çayımdan da bir yudum aldım. Ve şu anda sürpriz olacak Görkemlere hangi sorunun geldiği diyeceğim. Oo. Ve arkadaşlar sorumuz geldi. Ben sesli okuyayım. Fael arkadaşımızın sorusu Twitter'dan bize iletti sorusunu. Torghast'ta katlarda elit ve elitimsi Mouseworn'ları keserken Night Elf karakterlerin ölürken attıkları feryatlara benzer seslerle ilgili bir şey var mı? Yoksa bu benim hayal gücümün ürünü mü? Banshee çığlığına benzeyen sesi kastetmiyorum. Evet. Atlıyorum buna. Bunun Atla. iki cevabı var. Biri teknik, biri yani lore'la ilgili. Şimdi Mouseworn'ların zaten şey yani karakter modeli olarak önce teknik cevap. Karakter modeli olarak Night Elf iskeletini kullanıyorlar. Kras değil Dolayısıyla mi? ölüm animasyonları da Night Elf'lerle aynı. Kesin Ama değil mi abi? sadece belli Mouseworn'lar böyle tabii. Bunda da şöyle bir bağlantı daha var. Yani lore'la ilgili olan kısmı biliyorsunuz Sylvanas işte ağacı yaktı. Yaktığında da ve sonrasında da bazı Night Elf'lere özellikle sonradan savunmaya gelen, savaşmaya gelenlerden, öldürülenlerden bu işte Maye ve Denk Sentineller böyle öldürüldüklerinde bazıları Sylvanas'ın tarafına geçti, gözüktü size. Ama bu olay aslında aynı Sylvanas'ın işte Jailer'ın tarafına geçmesi gibi oldu. Yani böyle mind kontrol mantığında değil de onlara bir seçenek sunuldu. Ve işte Evet. oraya giden artık şey yani Sylvanas'a bağlı olan işte
eskiden Lich King'in kullandığı gördüğümüz Valkyrler bu öldürülen Night Elf'lere işte bir seçenek sundu. Mav'a mı gitmek istiyorsun, yani ölüp öteki tarafa mı gitmek istiyorsun yoksa bize mi katılmak istiyorsun diye. Katılanlardan bazıları işte o zaman da gördük işte Sylvanas'ın safına geçti. Bu Sylvanas'ın safına geçenlerden birçoğu da işte Mav'a gitse de gitmese de aslında Mav Sworn oldu o anda. Çünkü esas davasına katılmış oldular Sylvanas'ın bir nevi. Ve yani kendi isteğiyle gitmeyenler de orada yakılıp öldürülen böyle Night Elf'lerden çoğu da Torghast'ta gördüğü işkenceyle taraf değiştirdi. Bunu da şeyden biliyoruz. Collector's Edition'da Shadowlands'ın şu arkamda görmüş olduğunuz içinde bir artbook geldi. Orada zaten yazıyor işte Mav'a gidenlerin nasıl Jailer'ın hizmetine girdiği. Yani öyle bir aşamadan geçiyorlar ki sonsuz yaşam süresi boyunca işkence görüyorlar ve bu işkencenin sonunda artık isteseler de istemeseler de Jailer'ın iradesinin artık askerleri, savunucuları haline geliyorlar. En böyle sert savunucusu haline geliyorlar. Orada gördüğünüz Mavsworn'lar da, Torghast'ın içindeki Mavsworn'lar bunun en üst seviyesinde artık böyle o son aşamasında olan Mavsworn'lar. Yani artık yönetici seviyesinde özellikle elit gördükleriniz orada işte son boss olanlar, böyle normalden büyük olanlar ve işte Torghast'ın içindeki bütün Mavsworn'lar bu en üst seviyedekiler. Yani yeni değil bunlar. Ve bununla ilgili son bir detay söyleyeyim. İşte şey denmişti işte Shadowlands'te zaman farklı işliyor geyiği olmuştu bir ara. O yüzden hatta işte Warlords gibi mi olacak, işte zamanda yolculuk muhabbeti mi olacak, Shadowlands'te geyiği oldu ama bunu sonradan Ion Hazikostas açıkladı. Orada kastedilen işte bu işkence edilen, oraya düşen, Mav'a düşen ruhların işkence edilirken zaman kavramını kaybetmesine neden olan işkenceler. Yani orada kastedilen oymuş. Hatta bunu ilk başta işte giriş görevinde şeyde Jaina söylüyor. İşte buradan defalarca kaçtım, ne kadar zamandır buradayım bilmiyorum falan diye bizzat söylüyor. Aynı durum Mavsworn'larda misliyle uygulanmış halde var. Yani o zaman kavramını onlara yapılan işkencede kullanıyorlar. O yüzden bu kadar hepsi dönüştürülmüş halde. O yüzden işte yani yakılan ağaçta olmasına rağmen Jailer'ın tarafına geçiyor falan gibi bir durum var. Yani boşuna değil o animasyon. Cevabı ben de bitireyim. Bu, ben bayağı bir ekleme yapacağım oraya. Ekleme çıkarma yapacağım. Tamam. Ben de soru ekleyeceğim bu arada siz konuşurken. Tamam. Torghast'taki elitlerin tamamı ama o beşinci canlılar değil. Mesela Lich iskeletinde de canlılar var. İşte öyle kat boss olarak ve asıl o Mavsworn askerleri Kultura iskeleti kullanıyor aslında. Yani o şeyde Mav'da savaştı ve Torghast'ta özellikle erkek olanlar evet Kultura kullanıyor. He. Ve bir detay var aslında. O zırhların içi boş galiba. Evet. Yani eğer griçleyip böyle zırhın içine bakmaya başlarsanız zırhın içi boş. Ya onu şey diye düşünmüştüm. Anima mı acaba o? Anima'ya mı dönüşüyorlar acaba falan diye. Hani oraya kendi iradesiyle gidip katılan Kirian'lar var ama onlar sanki daha çok yönetici safında gibi. Çünkü çok aşırı büyük bir orduymuş. Mav'daki ordu. Onun o kadar büyük zaten olması... Zaten şeyde o Bane'i kurtardıktan sonra yukarı doğru gittiğimiz yerde görüyoruz böyle nasıl çeşitli olduğunu. Hani Legion'da kıyaslanabilecek bir ordu dediği için hani o askerler mesela anima olabilir. Hani öyle ruh, şekil verilmiş ruh olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Ben onu geçen paylaşmıştım. Herifler Torghast için de ruh dövüyor. Bak. Evet. Soul Forging diye bir şey yapıyor. Öyle. Ben de bu kadar... Yani WoW'da böyle bir şey duymadım. Çok şaşırdığım bir şey. Bu kadar abartı bir şey. İşte o zaten ama o Soul Forging zaten o işkence olayı zaten işte. Evet. O şekillendirip yani, onları işte Jailer'ın askeri haline dönüştürüyorlar. Onu Legion de yapıyordu ama onu Soul Engine'lerle işte o Tombow Sygrass'ta gördüğümüz şekilde yapıyorlardı. Evet. Burada herifler yani WoW var diyor. Bayağı işte ruhu
şeyin üzerine koyup dövüyor yani herif. Yani onlar böyle herifler şekillendiriyorlar, evet. Yani o bizim o ruh ya da anima dediğimiz şeyleri bayağı materyal bir şeymiş gibi kullanıyorlar yani. Bizim bayağı üstümüzde canlı bir muhabbetleri var onların. Evet. Yani orada evet. Hani bir de beşimsi canlılar var orada. Yani. Zaten onu da demiş hani o beşi çığlığa atanlar diyor. Onlar zaten Nightelfslerin aslında. Evet. Dönüşmüş halleri. Dişiler özellikle birebir evet. Aynı. Ve zaman konusu da şöyle aslında. Shadowlands'teki canlı ırklar için zamanın bir anlamı yok. Yani Denatrius için mesela zamanın bir anlamı yok. Herif zaten Eternal One. Ya da işte ne bileyim. Zaten Eternal One işte. Evet. Hani işte, ne bileyim. Renatal için de zamanın bir anlamı yok. Herifler zaten onun çok üstünde. Evet. Hatta Runecover şey diyordu yani. Ben ne kadar süredir burada olduğumu bilmiyorum. Zaten zaman Death'in parçası olan bir mekanizma değil diyordu. Bu çok ilginç. İlginçime gitmişti bu çünkü demek ki o Order'la bağlı bir şey. Yani hani literal anlamda Order'a bağlı bir şey o zaman. Zaman. Ve Azeroth üzerinde de ölümlülük ve zaman var aslında. Yani hani Order'ın doğrudan Azeroth üzerindeki etkisini diyebiliriz. Zamanın olması yani. Hatta şeyde işte yani bizim bağlı olduğumuz fiziksel evrendeki etkisi değil mi? Böyle arcane. Evet, evet. Şekil yani düzen verilmiş. Zaten evren, hep zaman düğümleri var ya arcane'de. Evet. Yavaş zaman bizim slow. Zaman bizim tarafımızın konstrakt değil diyor. Çok ilgime gitmiş. Demek ki yani bilmiyorum nasıl yani zaman onlara şey değil. O zaman Light'ın da mı değil yani ya da ne bileyim. Ya Void'in değil zaten. Onlar kafa olarak açmış bir taraf. Elysian zaten ölümsüzlük üzerine kuruldu. Yani do. Herif onlar için de zamanın bir önemi yoktu. Gerçekten Order'ın demek ki asıl. Öyleyse de sonsuz kere hemen geri gelebiliyorlar. Evet. Yani. Yani gerçekten Order'ın demek ki önemsediği bir şey zaman. Diyelim ve Utku bir şey soracak mı? Yok şey altta bu sefer bir teknik şey moderasyona bakıyordum. Yok ekleyeceğim bir şey yok. Aslında sorunun cevabını şöyle verebiliyoruz mu? Hayır senin hayal gücün değil, hayal gücün ürünü değil diye. Gayet mantıklı bir yaklaşımın var gibi özetleyebiliyor muyuz? Evet. Düzgün, güzel dikkat etmiş. Ben de yeni soruları alıyorum bir yandan. Şöyle bakıyorum. Sen bir şey ekleyecektin Utku. Buyurun. Yo. Nasıl ya? Soru ekleyeceğim. Ha, soru. Tamam. Genel olarak. Tamam. Eyvallah. Şey yapıyorum da şu anda. Ayıptır söylemesi. Bir yandan yayındaki kopya soruları aktarmaya çalışıyorum ve geldim. Tamam. Senin daha önceki yayınlarda bahsettiğin bir mevzu vardı Odin'in gözüyle alakalı. O soruyu soru olarak almayayım diyorum aslında çünkü... Yok işte konuştuk diye olursun. Ben sana pasladım aynen. Onu anlattık ama hani özet geçebiliriz. O zaman yayın sonunda ben hatırlarsam ekleyeyim listeye diyeyim. Tamam. Şöyle yayın. Yapalım çünkü çok yani... Yanlış anlaşılmasını da istemiyorum ama çok tekerrür olur Görkem için diyorum. İkinci soruya geçiyorum. Bitirelim o zaman ondan sonra şey yapalım. Bu arada yani. Böyle ince bir soru var. Bunu da araya sıkıştırayım. Türkçe kaynak, şu anda Türkçe kaynağa bakıyorsunuz efendim. Evet. Türkçe kaynak biziz. Öyle çok evet. Düzenli yok. YouTube'da biz gibi içerik üreticilerinden ulaşabilirsiniz. Evet. Ünlem YouTube. Yani kitapların Türkçeleri falan var. Onlara bakabilirsiniz ama... Bütün seri ve modern çeviriyle çıkmadığı için çevirileri de çok başarılı değil. Yani tabii o çevirmenlerin emeğine saygısızlık etmek istemem ama hem WoW yokken çıkan kitaplar bunların çoğu hem de galiba çok da konuya hakim olmayan işte iş olarak biraz çevirmiş çevirmenler yapmış. O yüzden yani çok Türkçeden okumak verimli olmayabilir.
Ama gene de hiç okumamaktan, hiç bilmemekten iyidir. O Türkçe kitapları işte D&R'den Warcraft yazıp böyle şey bulduğunuzu okuyabilirsiniz. O açıdan hani giriş için iyi olabilir sonradan, ama İngilizce devam etmek şart. En aslında pratik kaynak biz de her zaman kullanıyoruz Wikipedia. Oradan hani İngilizceniz iyiyse özeti alıp detayını öğrenmek için işte hangi kitapta ne varmış o kitabı alıp böyle aralardan okuyup tamamlamak daha pratik. Evet. Evet, soru. Diyoruz hadi, ve Ali'nin ikinci sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. Shadowlands'te ziyaret ettiğimiz Covenant arazileri, yani işte Bastion, Maldraxxus falan filan, Mav'da dahil olmak üzere, böyle dünya düzdür coğrafi şeklinde mi sahip? Kara parçaları arasında bütünlük olmaması sebebiyle merak ettim. Buna ben gideyim. Tamamdır. Buna aynen Murat'tan atlasın. Yani burada çok fazla ihtimal var. Birincisi zaten aslında o Covenant arazileri arasındaki yerde bir yaşam varmış. Brokerların yaşadığı yermiş. Onu öğrendik 9.1'de aslında. Çünkü The In Between diye geçiyor orası. Oribos'tan Covenant arazilerine, Covenant bölgelerine geçerken The In Between'den geçiyoruz ve öğreniyoruz ki 9.1'de orada Brokerların yaşadığı bir dungeon'a gireceğiz. Yani Brokerlar oradan yaşıyormuş aslında. Bir yaşam varmış orada. Hatta şey oraya Avronlar da oradan geliyor. Ufak parantez şey Nobel şey olarak anlatmış orayı. 9.1'le ilgili hikaye videosunda demiş ki işte bu In Between'de aslında bütün Shadowlands hepsi bir arada duruyordu. İşte bu sonradan Eternal One'ların kurduğu düzende onu farklı boyutlara ayırmışlar diye. Ben demiştim. De onu söyleyecektim işte. Bak ben söyleyince olmuyor Noble söyledi. Pardon. Tamam. Yok yok hani Noble söyledi. Noble söyledi. Arada Nutella bitti yalnız, onu kaçırmadım yani. Orku. Orku değil. Olsun o da iyidir. Şey... Bence de aslında Berbi'de tek kara parçasıyken Jailer'ın yaptığı bir şey sonucunda ya da Jailer'dan sonra şey First One'lar ayrıldı. Belki tek parça boyut vardı değil mi? Evet. Ve belki de orası ya Oribosya'da Mow'du. Ya Oribosya'da Mow'du orası, ama Jailer affedildikten sonra 4'e ayrıldı. Daha doğrusu 5'e ayrıldı ya da 5 plus falan değil mi? Sonradan ya da C'dir ayırdı. Yani yapmaya kalktığı şey Thundering gibi bir şeye sebep oldu bence de. Evet. Ve şey yani ayrıldı hepsi 5 parçaya. O yüzden bu güzel bir soru aslında. Yani arada şu anda In Between var mesela, Devourer'lar da oradan geliyor. Evet. Ama Devourer'lar üzerine pek patch beklemiyorum. Yani çünkü yani ilginç bir konu aslında, hani oradan gelip direk hani emmeye falan çalışıyorlar da. Evet. Olabilecek şeyleri düşününce onlar bir Covenant şeyi falan olabilir hani. Şeyin Shadowlands'ın böyle biyolojik ortamına uyum sağlayıp böyle hayatta kalmak için öyle bir şey mekanizma geliştirmiş yani. Bir canlı gibi sanki böyle. Evet, sürekli anima emiyor ve saldırıyor evet, bayağı evet. Bir şeyler ve The In Between'den geliyorlar işte. Evet aynen. Brokerlar da orada. Aynen. İşte yani ben de araya atladım. O yüzden ben de uzatmayayım. Yani şey gibi. Hakikaten First Ones'ın kurduğu bir düzen var daha öncesinde. O zaman tek parça halinde Shadowlands diye bütün öğrendiğimiz bu görevlerden öyle anlıyoruz. Sonradan işte bu haline getirilmiş. Bunu da işte Jailer'ı hapsettiklerinde yani ve Arbiter'ı işte Oribos'a koyduklarında böyle bir düzen kurmuşlar ve işte farklı boyutlara ayırmışlar. Hepsinin başında da bir Eternal One var. Tabi bu düzeni kim kurdu? İşte Jailer'ı neden hapsettiler? Onu da işte ilerledikçe öğreneceğiz. Ben de şöyle bir kısa bir yorum getirmek istiyorum. Hani şey zaten Murat Han aslında bütün detay bilgiyi verdi. Sadece dikkatimi çekmişti. Shadowlands'e ilk geldiğimizde işte Covenant üyeleri, işte özellikle Covenant liderleri bulundukları yerlerden plane olarak bahsederdi. Evet, düzlem.
hep düzlem olarak bahsederlerdi ve o yüzden de ben çok açıkçası sorgulamadım. Tamam, demek ki bunlar world değil, yani bir gezegen şeklinde bakılmıyor bu olaya. Bir dünya şeklinde bakılmıyor. O yüzden böyle aynen senin dediğin gibi düz dünya şeyleri tarzında yapılmış düzlemler olarak dikkatimi çekmişti ve çok sorgulamamıştım, ama sorunun gelmesi güzel oldu. En azından alt metnine tekrar irdelemiş olduk. Bizim izleyicimiz sorguluyor işte. Var mıdır başka konuyla alakalı? Geçiyorum üçüncü soruya. Geç. Geçtim. Herhangi bir Covenant'tan Flight Point vasıtasıyla Oribos'tan geçiş yaptığımız anda bineğin şu an standart bineğe dönüşme olayını bir şekilde açıklayabiliyor musunuz? Açıklayabiliyor muyuz? Özür dilerim. Bu in-between kısmında onu... biniyoruz ya, ruha biniyoruz ya, anima ruhuna. Ya bence onun sebebi bize orada bile böyle teklifleştirmeye çalışıyorlar daha Oribos'ta yani. Gidiyor musun? Tamam, buna biz bekliyoruz ya. Konu olarak tabii yani. Ben onu öyle almıştım yani şey. Ya hocam, bu teknik açıklama tabii yani. Sonuçta orada şöyle bir şey de yapabilirler. İşte Legion'da hatırlarsanız ilk yani şey Dalaran'daki Flight Point'i kullandığınızda favori olarak seçtiğiniz mountlardan birini random çıkarıyor ya. Evet. Öyle bir mekanizma koyabilirlerdi. Sonuçta böyle bir teknoloji var teknik olarak. İki expansion öncesinden yani böyle bir şey yapmışlar. Ama özellikle bunda böyle bir herkese sabitleştirme ve o aradan geçiren mount'un tek olması olayı, aynı şey MAV'da da var. Mesela MAV'da çıkarılabilen ilk mount herkes için aynı. Böyle bir olay var yani Shadowlands'te. Evet. Bunu da özellikle temaya uygun olsun diye ve tabii teknik olarak uygulaması daha kolay olduğu için muhtemelen yaptılar. İkisi birbirini desteklemiş biraz. Yani hani lore olarak da zorlarsan, hani resmi bir açıklaması yok tabii bunun, ama ilk şey geldiğinde bu Shadowlands koleksiyon paketi açıklandığında o mount ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Evet. O mount'un işte özelliğinde animadan olduğu falan yazıyordu. Biz de onu şu anda kullanabiliyoruz, çıkarıp işte Shadowlands dışında da kullanabiliyoruz. Demek ki bu aslında şey, yani yapıldıktan sonra animadan o mount oluşturulduktan sonra da kendi böyle varlığı olan bir nevi bir hayvani bir varlık gibi düşünün onu. İşte ama Shadowlands içerisinde o arayı hızlı şekilde bize geçirebilecek tek varlık da o. O öyle aynen. bir kılıfa uydurulabilir. Yok, aslında tek güzel uyuyabilecek kılıf o, çünkü her düzlem kendi içinde bir farklı istediğin bineklere binebiliyorsun işte, atıyorum. Azeroth'tan düşürdüğün kaplana binebiliyorsun, evet. Ki Oribos'ta da binebiliyorsun atıyorum uçamayan bineklere, hani ya da işte uçmuyor hiç evet. Kimse de. Tabii yani. O sadece in-between kısmını geçebilecek tek canlı varlık ya da diyelim bu olduğu için. Evet. Zaten şeyde devam edecek bu arada. Ion Hazikostas gene onu da resmi olarak açıkladı. Uçma geldikten sonra da o ara geçişleri gene bunları kullanarak geçeceğiz. Evet, yoksa fatik yeri. Uçamayacağız yani. Evet, yoksa fatik yeri. Orada araları geçemeyiz. Tabii tabii. Yani uçmaya orada size izin de verebiliriz, ama zaten işte 20-30 dakika orada uçmanız gerekir öyle bir durumda diye şey yapmış. Yani maplerin teknik yapısından dolayı da çok pratik değil yani orada uçabilmek. Diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Bu sefer evet arkadaşlar, Ali'den değil bu sorun. Ne kadar enteresan değil mi? Güneş isimli yani arkadaşımız. Sorular için de teşekkür ediyoruz kendisine. Yok, daha var. Böyle daha artık sonra... araya serpiştirme modu olsun diye sonlara falan bıraktım. Yani. Tamam, daha var şeyin failin sorusu. Neyse. Güneş isimli arkadaşımız sormuş Twitter'dan. Bu ara Twitter'daki adı şu an bizi izliyor mu? Ya da YouTube'da takip ediyor mu? Oradaki nickleri ne bilmiyorum. Selam olsun buradan. Anduin, evet. Bu paket bitiminde sizce nasıl bir karakter gelişimi gösterir? Gelecek paketlerde bizi nasıl bir Anduin bekliyor ve Varian'dan farklı nasıl bir kral görürüz? Bu şöyle bir girizgah yapayım. Görkem, ben ve Murata'nın üzerine konuştuğu, böyle detaylandırmak istediğimiz konulardan bir tanesiydi. Sorunun evet. Gelmesi güzel oldu. Bununla ilgili benim yani nacizane görüşüm, bana katılırlar tabii eminim, ama yani 3-4 yayın falan çıkar böyle ayrı ayrı.
Tabii canım. Üzerine evet. Böyle bir teori craftlamaya başladığımız zaman ben sadece hızlı hızlı bir geçiş şeylerimi yani hissiyatlarımı vereyim çünkü çok beğendiğim bir soru. Karakter gelişimini nasıl gösterir? Çok özet söyleyeyim. Shadowlands'tan daha güçlü bu ara irade olarak yani will dediğimiz şeyde irade olarak daha güçlü bir Anduin olarak çıkacak. Ve Varian'dan daha büyük işler başaracağını düşünüyorum ve mükemmel bir kral olacak. Hani şöyle söyleyeyim, güçlü, dirayetli ama aynı zamanda barışın korucusu bir kral izlenimi veriyor bana. Şimdilik hani özetleyecek olursam diyorum ve Görkem veya Murat'tan kim ister sözü? Ya ben alayım. Tamam. Bence bence Anduin yaşadıklarından iyice güçlenmiş olarak çıkacak bence de irade olarak. Fakat Void War savaşındaki yaşlanmış hali bence onu dövüp kendine getirdiğimizden sonraki hali olacak diyorum ben ilk zamandan beri. Çünkü evet, ilk tahmin geldi. Fiziksel olarak evet hani fiziksel olarak çünkü yani yaşadığı travmanın etkisi bence bu olacak. Yani yaşlanmış bir anda çıkacak karşımıza diye düşünüyorum ben. Böylece bir zaman atlaması da gerekmeyecek artık. Çok kolay ve uygun bir yol olur ona. Yani Anduin'in hani 50 yıl oyunu ilerletmek yerine direkt Anduin'i orada o bahaneyle yaşlandı. Evet. Onun haricinde ben hani Utku'ya katılıyorum ve bize Horde Konseyi deniyor da biz Anduin'i ilk zamanından beri çok iyi bir kral olacağını ve çok sağlam bir karakter olduğunu söylüyorduk. Hatta Varian'dan çok daha iyi bir kral olacağını söylüyoruz. Çünkü Varian'ın zayıflıkları demeyeyim de politik anlamda sorun çıkabilecek özellikleri Anduin'de yok yani. Tamam. Fevri'yi şunu söyleyeyim. Bence Varian olsaydı BFA'de Sylvanas savaş çıkaramazdı. Anduin olduğu için bunu yapması daha kolay oldu. Ama işte Varian'ı tahrik etmek çok daha kolay. Evet. Saçma sapan bir şey yapmaya da zorlanmak daha kolay ama tabii Varian'ın bu aşamada yani Anduin şimdi olmasa bile Varian daha tehditkar demeyeyim de böyle saygı uyandıracak ve yani karşısında 3 kere düşünmek isteyeceğim bir kral ödemini veriyordu. Ama herif yani bir kere yani Anduin'in babasıydı yani. Kaç yaş farkı var herif yani. Çok da tecrübe değildi. Ama Anduin'e sahip olmadı işte o. Politik yeteneğin eksikliği yüzünden ben Anduin'in bu avantajla iyice iyi bir kral olacağını düşünüyorum. Ama Görkem buna ne der bilmiyorum da yani bir noktadan sonra Alliance Horde muhabbeti pek kalmayacak gibi sen gerçekten. Çünkü Ion evet, bunu biraz imaladı. Yani Anduin neyin kralı olacak bir noktadan sonra? Belki de işte Light'ın ordusunun kralı bilemiyoruz. Yani High King of the ne bileyim Azeroth. Alliance demiyor. High King of Light hatta diyor galiba. İşte belki High King of Azeroth olacak yani. Bilemeyiz. Evet. O da işte şeye denk geliyor. Benim dediğim Barış'ın kralı olacak ama çok güçlü kral olacak. Evet. Onun gibi. Evet. Yani zaten anlatmıştım işte War Mode 2.0 ya da işte No Faction söylentilerinin altında yatan temel hikaye dayanağı da o. Yani ergeç işte yani şeyi de bu Anduin'in yaşlı gözüktüğü çizgi roman Son of Wolf çizgi romanı. Onun sonundaki evet. İşte bir karede söylenen bir kelime çıkarılmış, eklenmiş diye bir geyik oldu Shadowlands çıkarken o civarlarda. İşte Redcon yedi, işte yıllıklar olsun. Allah Redcon oldu, bilmem ne diye geyik oldu. Steve Denizer da çıktı, öyle bir şey yok. O hala geçerli onun hikayesi. O yani onaylamış oldu. Bu da şu demek oluyor. Yani Anduin o yaşlı haline gelecek. O hala, o gelecek evet. Hala işte onun geleceği. Demek ki işte Darkseid'e düşse de kurtulacak anlamına geliyor bu. Bunun onayı gibi zaten anlaşıldı evet. O zaman da o. Yani o çizgiden bakarsak zaten bu sorunun cevabı da gelmiş oluyor. Yani Anduin bir şekilde yani bu düştüğü durumdan
kurtulacak. Bizim tahminimiz. Ama bu patch olmayabilir bu arada, onu söyleyeyim. Ben onu düşünüyorum hatta. Belki bu patch olmaz Andy'nin. Belki Andy'nin bütün paket boyunca öyle gider. Ben de yani bir şey düşünüyorum. Yani. Bence bir şey gibi paket olabilir. İşte Black Temple'da Illidan'ı kestik. Ta Legion'a kadar görmedik. Legion'da da işte hatta Legion'ın sonuna doğru geldi. Onun gibi bir durum olabilir. Yani. Yo, hayır, şeyi kastettim. Olmaz. Mesela bu patch. bu patch işte Sylvanas, Torghast vesaire hallettikten sonra belki Anduin hiç konuya dahil olmaz demek istiyorum bu patch. Belki Jailer onu yanına çeker. Yani gizler bir yere. Kendi yanına çeker. Zaten kuklası oldu artık çünkü. Belki kenarda başka şeyler yaptırmaya devam ediyor. Belki bir peş değil, ne bileyim. Ben de seninle aynı paralelde düşünüyorum. Jailer'ın işi ne zaman, hani artık Jailer'ın işi biter derken, bu ara Jailer'ın planı diyeyim. Hani Jailer'ı öldürmekten kastetmiyorum. Evet. Jailer'ın işi ne zaman biter Anduin'le? Öyle bırakacak, böyle hatta bir sinematikte böyle bir işte sersemlemiş uyanma şeyi falan olacak. Öyle bir şeyler tahmin ediyorum. Seninle aynı paraleldeyim. Zaten Arkon'u öldürdü. Yaraladığında onu trollüyor aslında. Ona arkadaşın diker etmişti. Onu şey diyor ya, bu Anduin'i Arkon'u yaraladıktan sonra bilerek bir anlığına bırakıp hı diye gülüyor olmasın diye. Hani bu şekilde. Hani bak yaptığını gördün mü diye sonra geri alıyor ya şeyi, şarjı. Evet. Bir an bırakıp yaptığını görüyor sonra geri alıyor ya sonra. Güzel ya. Onu yapıyor yani gayet. Ama benim aklımdaki yani biraz komik diyebileceğim bir ihtimal şu. Anduin'in Sylvanas'ın mitik fazında Ed olması. Bak mini boss demiyorum ama gerçekten bayağı hatta Ed olması. Mitik phase bile değil yani, direkt evet. Ed olabilir yani ve ikisi de ölmemesi gerekiyor hikayenin devam etmesi için. Evet. Yani bayağı ilginç bir orada hikaye kurgusu olacak o raid'de. Ve 9-1 de geliyor çok ilginç bir şekilde. Hani biz böyle 9-2-9-3 gibi artık böyle expansion bitişinde falan tahmin ediyorduk. Yoo, biz 9-1 diyorduk ona. Geliyor. Biz ona 9-1 diyorduk şimdi lütfen. Taliyesin evet. Belalır diyordu 9-3 falan diye. Yani. Evet tabii canım. Biz dedik aslında Muratan direkt o evet. Fikrin sahibi. Biz de o zaman mantıklı geldi çünkü çok böyle dayanak, bak abi şunlar gözüküyor diye. Hatta yazılarına sitesine evet. Bakarsanız görürsünüz oradan da. Şimdi yani 9-1'in PTR'a düşsün işte. Evet. Patch sırasında da patch geldiğinde de yine bu şeyleri okuyup hani tahmin atarız. Çünkü bir evet. Noktada bariz oluyor aslında bir sonraki dönemde ama insanlar ne görmek isterlerse onu görüyorlar. Evet. Görmek istemezlerse de görmüyorlar. Evet. Onun için şaşırdı herkes. Daha ben 9-2 ve 9-3 tahminlerimde hala şeyim. Arkasındayım ki Natrez'inle ilgili bir şeyler olacağı da benim. De Natrez'i konuşmuştuk çünkü. Çok büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal. Evet. Yani özellikle şey, bu kozmik savaşa olayı bağlamanın en güzel yolu, onun kırıntısını işte bu şeyle attılar. Enemy Infiltration kitapçığıyla evet. Attılar. Onun da üstüne programımız var, izleyin. Yani o zaten artık yarı onay gibi oldu. Yani er geç biz bu Dreadlord'ları göreceğiz ve çok önemli evet. De konumda olacaklar. Belki Legion'ı bile geri getirecekler. Yani evet. Onu da söylemiştik. Hepsi çok çılgın bir şey olarak. Ben şey çılgın bir şey olarak çok haklısınız şey diyecektim. Şimdi Shadowlands'ı gördük ya. Shadowlands'taki işleyişi görüyoruz. Öldükten sonra ne olacağımızı görüyoruz. Şimdi bu noktada mesela Azeroth'ta geçerli olan bu Undead'ler vesaireler, bunların ırkı bir şekilde sonlanacak değil mi? Ya da işte bu Night Elf'ler yanlış bilmiyorsam değil mi? Britlerin işte Wisp'leri, işte ağaçları saklama olayları. Bunların hepsi değişecek değil mi? Bu sistemin hepsi. Bilmiyorum. Farklı bir sistem. Bilmiyorum. Yani şöyle düşün. Normal şartlar altında zaten onların ölüp Shadowlands'e gitmesi gerekiyor. Evet, ama bu ölüp Shadowlands'e gitmeleri gereken düzeni kuranlar Eternal One'lar. Evet. Yani First One'ların kurduğu düzende ve Jailer'ın eski konumunda olduğu düzende belki bu etkilenen bir durum değildi. Belki o yüzden hatta işte hem Eredar'lar hem Night Elf'ler on binlerce yıl bu sistemi, bu düzeni götürebildiler. Çünkü Shadowlands'tan bir müdahale gelmedi. Bize ruh gelmiyor, bozdunuz düzenimizi, suyumuzu kestiniz diye saldırmamışlar.
Ama mesela Legion'a bir aşamada bir keşif yapıyorlar işte. Hatta Draka'nın videosunda var. İşte Maldraxxus videosunda Legion'a bu müdahaleyi yapmayı düşünmüşler ve bunun acaba için o, yapmışlar. O çaldığı harita bir yere bağlanacak mı diye. Bazen için gösterip yani, bağlamıyorlar aslında. Öyle bir olay var yani. Yani öyle soru diye bırakıyorlar ama. Ha işte en azından mantığını öğreniriz işte evet. Bunun yapmış falan. Ya bir de dead temasında Necromans hep var olacak. Yani Shadowlands'ın evet, yani olmamasıyla... O tema var bir. Her ama Necromancy dead için bile heresi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya öyle bir şey. Bu undeadlerin işte kalkışı. Ya hayır işte atıyorum undeadlerin işte ruhu nereye gidiyordu? İşte Shadowlands'e gidiyordu. Yastık Land'e gidecek olsa bir Necromancer gene onun ruhunu oradan alıp kaldıracak. Ya da işte bir Visk Shadowlands'e gitmesi gerekirken ağaca değil de koltuğa tutunursa yine yani geçişi bozmuş olacak. Yani o Necromancy ölünün ruhunun gideceği yere gitmesini engelleme durumu ben evet. Shadowlands'tan bağımsız. Ve olmaması gereken hatta şey zaten. Engellemeye geç oradan alıp böyle ha 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 diye yani kullanıyordu daha sonra. Evet. Animayı direkt alıp bence yok ediyor. Şey daha yok etmek değil hatta bence şöyle. Bence bir biletim var gitmek için onu yok ediyor artık. Yani. Onu bir kere çağırdıktan sonra ben o animanın nasıl diyeyim besin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Bir kere çağırdıktan sonra. Onun için daha sonrasında onlara ne oluyor bilemeyiz. Bilemiyoruz. Yani. Okay. Teşekkür ediyorum. Ben de araya sorumu sıkıştırdım. Diyoruz ve devam ediyoruz. Ettim. Evet yine Alinar dediğim gibi araya artık serpiştirmeler yaptım. Bu biraz böyle bir statement yani durum belirtme gibi olmuş ama yine de birkaç kelam edelim. Demon Hunter lore'u hakkında bilmemiz gereken 3 şey. Görkem bir... Dur bir şeyi birlikte sayın değil ama Görkem bir şey yaptı. Nasıl oldum abi? Evet. Bu konu Görkem'e salıyorum ben bunu ya. Evet. Şimdi main'i Demon Hunter olarak atlıyorum evet. Soruya. Yani Demon Hunter lore'u hakkında bilmeniz gereken yani ilk başta iki şey var zaten. Legion'da görevi yaparken işte başlıyorsunuz aslında ama onun öncesi var. Onun öncesi de işte bu Illidan'ın işte Black Temple üzerinde kurduğu bir düzen var ya hani orada eğitim gören işte böyle şeyler var. Initiate Demon Hunter'lar var. Onlara eğitim veren işte Demon Hunter'lar var. Night Elf'ler eğitim veriyor. İşte Blood Elf'ler öğreniyor. İşte o zaten aslında oradan başlıyor. O hikaye ilk Demon Hunter hikayesi yani WoW'un içinde olan kısmı o. Illidan üzerinden de bakarsanız Illidan daha çok hero class ya da NPC class modunda bir Demon Hunter. Yani Demon Hunter değil aslında o. O Demon Hunter'ın God modu böyle. Devamlı Demon formunda durduğu için mesela biz de tabii çok isteriz o formda duralım. Kanatlarımızı açıp öyle uçalım. Hatta flight formumuz olsun falan ama ne yazık ki Lord Illidan. Öyle olsa ama Morgan'larda biz Feral Druid'e özel form istiyoruz. Değil mi? Yani, evet, aynen. Keşke olsun. Belki ileride olur. Keşke, evet, olabilir. Çok da iyi. Gayet var yani. Şu anda sonuçta kanatlarımızı açıp süzülebiliyoruz uçamasak da. Bence o gelir. Ama işte şu anki durumda ilk hikayenin başlangıcı o. İlk aşama bilmemiz gereken ilk şey o bence. Black Temple ve Illidan'ın işte bu Demon Hunter olayını başlatması. İkinci şey bence işte Legion'daki hikaye. Legion'da da iki aşaması var. İlk önce o normal hikayeyi yaptığınız görev zinciri. İkinci aşaması da o Slayer title'ını almanıza giden işte maksimum level'a geldikten sonra devam eden ikinci o zincir. İkisini tek parça da sayabiliriz. 5 şeye tamamlamak istersek 2-3 diye de sayabiliriz. Onları zaten yaptığınız zaman görüyorsunuz işte ara hikayesini ve şu anki Demon Hunter düzeninin işte nasıl kurulduğunu, şu anki Demon Hunter'ların nasıl işte güçlerini kazanıp işte bizim oynadığımız hero karakterlere, kahraman karakterlere katıldığını ve işte lore'daki haliyle de şu anda işte oynayan Demon Hunter'lar işte aslında tek bir karakter gibi görmemiz lazım. Demon Hunter düzeninin yöneticisi işte Slayer title'ı o zaten. O Mardum'daki işte Demon Hunter üssünün yöneticisi olan karakter şu anda
işte Shadowlands'teki düzeni yeniden sağlamaya çalışıyor. O da aslında son aşaması, şimdiki geldiği aşama. Neden bir Demon Hunter işte orada Demon yokken, bir şey yokken oraya gider, oradaki düzeni kurmaya ya da işte kurtarmaya çalışır? O tabii aslında bütün klas sisteminin içine düştüğü bir durum. Biz hepimiz hem faction'ımızın hem de işte bağlı olduğumuz ırkın, işte Demon Hunter'lar, Blood Elf ya da Night Elf'lerin işte davasına yardımcı olmak için normal kendi işte amaçları bittiği zaman ona yardım ediyorlar. Biz de şu anda oraya yardım ediyoruz. İşte bağlı olduğumuz faction ne yapıyorsa biz de gidip onun yanında işte oraya girip yardımcı oluyoruz. Yöneticiler, şeyler, işte şu anki işte tabii faction'ın liderleri ne yapıyorsa işte hepsi zor duruma düştü. Onları kurtarmaya gittik şu anda. Shadowlands'e gitme nedenimiz bu. Yani Demon Hunter'lar olarak. Diğer klaslarında kendi işte sebepleri var. Tabii Death Knight'lar burada biraz daha işte özelleşmiş durumda. Direkt işte Death Knight'ların bağlı sistem bozuldu. Ve işte o sistemi artık yeniden böyle kurup onu devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama Demon Hunter'lar için böyle bir durum yok. Diğer bütün klaslar ne yapıyorsa onlar da onu o sebepten şu anda Shadowlands'te. O da işte dördüncü ve beşinci aşaması olabilir. Yani Demon Hunter hikayesi olarak bakarsak durum bu. Yani o son Death Knight şeyin detayını verince aklıma Pandaren Death Knight'lar geliyor. Tabii Allied Race'ler Death Knight olabilmesi. Evet yani. Evet, onun da mantıklı açıklaması var ama bollar ölenleri kaldırıyor. Evet aynen. Zaten yok canım. Son Allied Race'ler Allied Race'leri kaldıran Arthas değil. Lore Vallahi uygunluğunu şey yapmadım ben yani biraz hani neyse komik o başka günün konusu yani. Diyeyim. Ya şimdi hayır yani Death Knight deyince işte o Nax Ramas'ın olduğu yerlerde Stratom'da olanlar falan filan diyorsun. İşte Vulpera kardeş geliyor ben de Death Knight'ım diyor. İşte. Sen de Death Knight'sın aynen deyip geçiyorsun. Yani. Aynen aynen. Ona girdiğin zaman aslında Undead Death Knight'ta ilk çelmeyi kendine takıyor Death Knight'lar. Evet. Ölü olarak yani orası bayağı sıkıntılı ama işte kendi içinde bir yedirdiler onu da. Yoksa vallahi normalde işte yani Undead Forsaken bir Warrior zaten Death Knight yani teknik olarak. Ama işte Death Knight diye bir klas olunca öyle olmuyor. Şimdi ben Demon Hunter konusuyla alakalı Görkem'in üzerine laf söylemeyeceğim. Murathan senin söyleyeceklerin var mı? Estağfurullah. Hayır yani hem adamın main'i hem de main ilgi alanı. Yani o yüzden çok fazla lafı uzatmıyorum, dolandırmıyorum. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Uzunca bir soru. Furkan Reverdi arkadaşımız yazmış. Yakın zamanda duyurulan eblek suratlı Tral heykelinin elindeki silahlardan biri Doomhammer idi. Sizce Tral güçlerini geri kazanır mı? Doomhammer demişken enerjileri bitmiş artifek silahları bir şekilde şarj edilip yeniden kullanılabilir miyiz? İlk parçayı Görkem yapsın çünkü o trolla ilgili bir şeyler söylemişti o heykel üzerinden. İkinciyi ortak yaparız. yani o model çıktığında da tam yayında denk geldi. Böyle üstüne bir ufak geyik yapmıştık. Zaten şey de oldu. Dikkat ettiyseniz BlizzConline'da Tral'a özel bir böyle lore paneli yaptılar. Evet, evet. Ve o lore panelinde Loreology olarak bildiğimiz abimiz çıktı güzel güzel. O da uzun süre sonra arıza endam etti. Onun adını bundan sonra çok duyacaksınız bu arada. Historian oldu çünkü. Bir dakika hemen size kopya çekiyorum. Eksik söylemeyeyim. Neydi adı ya? Ha, dur bakayım. Ha, Sean Copeland. Tamam. Şimdi bu Sean Copeland abimiz yeni görevine atandı ve zaten daha önceden de bütün Blizzard hikayelerinin lore'unu tutan aşamadaydı. Şu anda Story and Franchise Management ve Management'te writer ve editor olarak geçiyor ama adama bir title verdiler. Historian Supervisor oldu. Historian'dı ve işte böyle Story ve Franchise'ın işte
görevlilerinden biriydi. Yazar olarak tabii geçiyordu. Şu anda bütün lore'u böyle nasıl diyeyim, hem yöneten hem tutarlı olmasını sağlayan, teknik olarak bir göreve geldi. Danuzer değil mi yani ilk başta? Danuzer başka. Onun görevi sadece WoW'un hikayesi üzerine. Bu bütün Blizzard hikayelerinin historian'ı bu abi. Yani tutarlı olmasını sağlayan bu. Eskiden peki sadece... bu durumda son olayı hala Metzen'e veriyorlar mı? Metzen yok, o işte onu diyeceğim zaten. Şimdi o olay Shadowlands ile bitti. Yani şeye kadar, Shadowlands'e kadar olan hikayede her şey Metzen'in onayından geçiyordu. Onu bir ara anlatmıştım zaten. Eski sistem buydu. Evet. Şimdi bu görev değişimi olduktan sonra özellikle işte Story Franchise kısmını yeniden düzenlediler. Metzen'in eski konumuna bir tane yönetici ablayı getirdiler. Tamamen etkisiz. Sadece nasıl diyeyim, işin business kısmına bakacak bir ablayı getirdiler. Diğer bütün hikaye kısmını bu Sean Copeland'a verdiler. Sean Copeland'ın eskiden Twitter'ı da vardı ve gayet aktif kullanıyordu. Onu ben Wikipedia'dan bulayım, atayım size. Onun eski tweetlerinin olduğu bir böyle doküman tutmuşlar. Şeye de atayım, chat'e kim olduğunu da görün, öğrenin. Bu abi de takip de edemiyorsunuz, işin kötüsü sosyal medyası yok çünkü. ama işte yeni Metzen bu. Kısaca öyle özetleyeyim. Yani ve şimdi bu Tral olayına da döneceğim buradan. O Tral panelinde bu abi vardı. İşte sinematiklerden tanıdığımız işte Teran vardı. Bir de Christy Golden vardı. Christy Golden bu arada maaşlı çalışan olduktan sonra işte galiba Battle for Azeroth içerisinde World of Warcraft için de çalıştı. Hem işte quest tasarımının en üst kısmında hem de işte genel hikayede artı birkaç tane sinematiğin senaryosunda galiba kısa hikayeler, ilk kısa hikayede hatta işte şeyde olan koleksiyon versiyonunda olan onlarda çalıştı ama Battle for Azeroth bittikten sonra World of Warcraft'taki görevini bıraktı. Yani o da farklı bir konumda görevlendirildi. Sadece şey yaptı, bu işte Explorer kitapları çıkacak şimdi. İlkini o yazdı. Ondan sonra World of Warcraft kısmını bıraktı. Şu anda adını bilmediğimiz bir projede çalışıyor. Artı Overwatch hikayelerini yazıyor. Adı bilinmeyen, bu arada bir değil iki tane projede çalışıyormuş. Geçen kaçırdı ağzından. İşte WoW'la ilgili gene onu bir darlamışlar böyle, işte çok böyle alakasız olduğu ve hiç aslında dahil de olmadığı kısımlarla ilgili darlamışlar kadını. O da orada ağzından kaçırdı. Bir değil iki tane adı açıklanmamış projede çalışıyor. Christy Golden'ın şu anda WoW'la alakası yok. Yani bu yeni Metzen dediğim Sean Copeland, yani Loreology eski Nick'i, attım linki de oradan bakabilirsiniz eski işte tweetlerine falan. Ve işte Steve Danuzer tabii. İkisi bir beraber. Sadece. Evet. Aynen. İkisi beraber şu anda yeni hikayeyi son kurguya ve son işte yapıya getiriyorlar ve bildiğimiz kadarıyla Shadowlands'ten sonraki değil bir sonraki expansion'ın da hikayesini bitirmişler. Yani Oha. Ve evet, yani Shadowlands'ın ya. Hikayesini hatta işte kitap çıkacak bir tane. Evet, orada da zaten Danuzer'la koplar. Aynen, Danuzer'la beraber. Bir elektronikçimiz o olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani işte şey ilk aynen yani Metzen sonrası hikayenin ilk böyle yazılı kaynağı o olacak ve işte Murat'ın da dediği gibi Chronicle'ın devamı olarak geliyor. O kitabı da paylaşmıştım ben. Şey yapayım gene. Grimoire of the Shadowlands. Instagram'dan bulmam daha kolay, oradan atayım. Grimoire of Shadowlands. Aynen. Bayağı ilginç gözüküyor kitap. Yani hele bir de Chronicle'a denk olacak falan diye böyle denince iyice bir ooo dedik. Yani ve bir broker'ın ağzından. En önemli detay o. Evet. Yani broker'ların şimdi Chronicle 3 kitapta Titanların perspektifinden
diye geçiyor ve Titanların işte kendi gördüğü evren düzeni üzerine kurulmuş bir işte anlatım ve işte oradaki o kozmik harita, bütün anlatılan şeyler de zaten işte Titanların perspektifinden. Ama işte bu yeni gelen kitap Broker'ların perspektifinden ve Broker'lar işte sadece bu Vendor olarak gördüğümüz ve 9-1'deki işte Mega Dungeon değil, daha uzun süre muhtemelen onlarla ilgili olayları göreceğiz. Umarım bayağı kitabın yazım dilinde bir şu olaydan da şunu kazandık falan diye yazar ya. Öyle bir yazım dili olur diye umarım. Bu arada atayım. Bundan bu profiti aldık falan böyle. Bu aynen. Çok kendi bir iş falan, öyle bir şey bekliyor. Aynen. Öyle bir şey bekliyor. Yani... Evet ve Broker'ların bu olayı gerçekten çok ilginç. O yüzden şimdi Thrall'dan uzaklaşmış gibi oluyorum ama bu Doomhammer'la Thrall'ı görmemiz, bu abinin bu Thrall'ı anlatması, buna özel hatta böyle bir panelde konuşmaları, bu üçünün Christy Golden'ın da son işi olarak belki ya da World of Warcraft'ta çalıştığı kısım olarak belki ileriki projelerin ayaklarında çalışıyor şu anda. Çünkü açıklanmamış proje dediği belki de o. Yani o kısmı bilmiyoruz. Ama Thrall'la ilgili muhtemelen dahil olduğu ve işte ileriki hikayeyi anlatacak ve muhtemelen başrolüne getirecek bir gelişmeler olacak. Benim tahminim, yani bu Doomhammer'ı özellikle Thrall'ın geri alması olayı bence işte bu Warmod 2.0 ve No Faction'ın ilk ayağı olacak ve Thrall çok büyük ihtimalle sonraki Bolvar ve işte Magni gibi bir karakter olacak. Bir sonraki Magni gibi olmasın. Tamam, yani Magni gibi değil de Khadgar gibi diyelim. Evet. Khadgar gibi bir ana karakter olacak ve Faction'ları birleştiren ya da işte bu şimdiki Faction sistemini ortadan kaldıran karakter olacak. Çünkü zaten Warchief'liği bıraktıktan sonraki işte yaptıkları kataklizmden biliyorsunuz işte. O zaman aslında bunu yapmıştı. Ama factionlar teknik olarak birleşmemişti. İşte Deathwing'e karşı yoksa ortak bir savaş verdik. Ve bunu yöneten de Thrall'dı. İşte Thrall yeniden bu tarz bir mücadelenin böyle artık kurucusu, iki tarafı bir araya getiren baş karakter olursa o zaman zaten bu Doomhammer'ı alması da işte eski silahını kullanması, ikisini beraber kullanması ve orada önemli bir detay daha var. Sadece Doomhammer'ı almıyor. Doomhammer'ın armoru da var üstünde. Evet. Yani ona dikkat edin. Yani bu armoru alması da factionlarla ilgili bir gelişmenin bence işareti. Ve Thrall'ın da böyle savaşçı tarafını yeniden ortaya çıkaran bir detay o. O yüzden bence o tarz bir geri geliş olacak ve o figür onun işareti. Zaten işte figürlerden şeyi hatırlayın. Yani Sylvanas figürü geldi. İşte Sylvanas gördünüz neler yaptı. O yüzden Thrall'da büyük ihtimal öyle olur. İkinci kısmını ben yüzeysel söyleyeyim. Dünyadan da öyle bir şey olmayayım ama. Yani ne böldüm hani o Jaina Troll Anduin üçlüsü onların hikaye ilerleyecek ekipte olmasını bekliyorum aslında. Warcraft 3. Denenene. Anduin orada dahil değil ama. Evet. Yani orada da şöyle Doomhammer değil sadece. Doomhammer'dan önce neyi gördük onu hatırlayın. Hangi artifact'in aktif olarak kullanıldığını gördük. Zalatat. Yani Zalatat'ın dagger'ı aktif olarak kullanılıyor. Ve işte en son ne oldu Zalatat'ın dagger'ına? Nuzot'a saplandı ve Nuzot'un yani çok büyük ihtimalle Nuzot şu anda yani kurtulmuş özü ya da ruhunun bir kısmı artık ya da Old God özünün bir kısmı şu anda Zalatat'ın hançerinde. Zalatat'ın hançeri kimde? Rathion'da. Yani Raid'in sonunu hatırlayın. Oraya sapladıktan sonra işte dagger'ı alıp biz böyle oraya getiriyoruz ve orada kullanılıyor. Orada kullanıldıktan sonra bizim ama bulduğumuz gibi daha önce bulduğumuz gibi bulunmuyor. Orada yok dagger artık. Yani
nereye gitti o zaman bu devir? Neresine soktu şimdi? Tövbe yarabbim. Nereye yani, gitti o devir? Orada Ratyon'da bir pislik var yani. Hatta ben bununla ilgili çok böyle ekstrem bir teori de atmıştım zaten işte o zaman. Yani Ratyon çok büyük ihtimalle işte Nuzot'un avatarı olabilir demiştim o zaman. Çünkü ya o Dagger'da saklıyor ya da kendinde saklıyor. Yani ya yarı böyle nasıl diyeyim kendi isteğiyle babası gibi değil, Deathwing gibi böyle kukla olarak değil ama böyle anlaşmalı bir şekilde Nuzot'un gücünü kullanmak için onunla işte böyle bir ortak birliktelik kurmuş olabilir. Ratyon'da yani ciddi bir pislik var. Dikkat edin. Hiçbir zaten onu da söyleyeyim. Yani hiçbir böyle siyah ejderhada böyle saf, temiz bir durum yok. Hepsinde Abyssian'da dahil. Abyssian'da korrupt oluyor. Hatırlayın. Ratyon kurtarıyor onu. Yani Ratyon orada müdahale etmese Abyssian'da şu anda mesela Nuzot'un emrine girmiş halde olabilirdi ama ona müdahale ediyor, kurtarıyor bir şekilde falan. Ama bunu da tabii kendi çıkarı için yapıyor. Onun üstünde bir nevi deney yapmış oluyor işte onu kontrol altına alabilir miyim diye. Kurtuluyor bir şekilde, bir kumar oynuyor Abyssian'ın üzerinde ve kurtuluyor. İşte ondan sonra nasıl kurtuldun, nasıl hissettin falan deyince ya işte o benim kardeşim, tabii kurtaracağım falan diye yan çiziyor. Görev en azından orada bitiyor. Devamını görmüyoruz. Abyssian'ın devamını sonra ne yaptığını, şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama orada şöyle bir durum da var. Sadece Thrall değil, bakın o hikaye de yarım kaldı. Evet. Dragon Aspect'ler şu anda yeniden kuruldu. O eski Dragon Aspect gücü yeniden kurulsun diye bir anlaştılar. Güçlerini de topladılar. Ve yeniden Aspect olmak için, yani Titan gücüyle yeniden yüklenmek için bir araya geldiler. Şimdi şu anki ejderhaların durumları, işte o ejderha bölümünde onu da anlatmıştık. Ona özel bir sürü bölümümüz var seri halinde. Onu da tavsiye ediyorum, izleyin. Ejderhaların şu anki durumları ölümlüler ve ölümsüzlük güçlerini, yani Titanların onlara verdiği gücü kaybettiler. Ama son geldikleri durumda, yani Azeroth'u kurtarmak için bir araya geldikler ve işte Titan gücüyle yüklenmek için İşte anlaştılar. O zaman aspektleri geri getirmemiz lazım demek ki gezegenimizi korumak için dediler ve orada kaldı. Şu anda hepsi işte Heart of Azeroth'ta bir arada duruyorlar ya da işte kendi işte flight'larını yeniden bir araya getiriyorlar. O aşamada bıraktık. Yani o yüzden sadece Thrall değil, aynı zamanda işte ejderhalar da gelecek. Artı o gökyüzündeki kızıl yıldız da duruyor. Illidan'da yani şu anda göreve hazır. Artı Khadgar, artı Medivh. Yani bunların hepsi artı şu anda... Artı Ashara'yı da kat oraya. Artı Ashara ve hatta Zalatat. Yani Dagger olan değil, varlık olan, yani büyük ihtimalle de Old God olan Zalatat da şu anda Blizzard'ın cebinde hazır kartlar, bunlar duruyor. Hikaye nereye gidecekse her an hepsi, biri, beşi kombine halde. Beşi birden gelirse yandık ya. Hepsi beraber gelebilir. Thrall'la beraber de gelebilir. Onun yanında da, onun karşısında da gelebilir. Yani hiç beklemediğiniz olaylar olabilir. Çok büyük ihtimalle işte hiç tahmin etmediğimiz bir yani şekilde gelecek. Ama şu anda elimizdeki kırıntılar bunlar. İşte Blizzard'ın elindeki kartlar da bunlar. O yüzden Thrall'ı da o kartlardan biri olarak görüyorum. Ben ekleme yapayım orada. Artifact'ı böyle görüyorum. Ama yani artifact kısmını biz tekrar o artifact silahları kullanır mıyız? Kullanmayız. O mevzu kapandı. Evet, onu zaten yeter, net bir şekilde söylediler. Artifact weapon olayı bir daha olmayacak. Evet. Ashbringer'ın şarjı bitti maalesef. Evet yani. Ama yine de güzel bir temaydı aslında. Hani Denizur şey diyor çünkü bazen duruma göre değişiklikler yapıyorum. Yani bunun en net örneği işte Denatrius'u normalde öldürmeye planlarken aslında herifi çok sevmişler. Seslendiren herifi. Evet. Öldürmemeye karar vermişler ya hani. Belki bir Zot expansion'da tekrar ona benzer bir şey. Aynen. Bu arada mesela, oraya ufak bir detay şey yapayım. Thrall'ı artık Metzen değil, Terran seslendiriyor.
Vayda ben hiç dikkat etmedim dediğimde ne kadar büyük bir paket. Bir son şeyde sadece var. Bir iki böyle bitiş görevinde var. Terran seslendirmiş. Ah be Metzen'le artık adam iyice. Yani, sinematiklerde Metzen'i getirirler ama. Adam yani, yaşlandı artık. Metzen başka yani, oyunların şey, peşinde yaşlandı. Şu anda ya. Yorulmuştur ya. Neden? Metzen tarafından iyice dinleniyor şu an. Sadece masa oyunu falan yapıyorsun. Ne? Masa oyunu yapıyor. Masa sıraları. Oyunu yapıyor aynen. Şey ama belki de Vision yerine belki de Görkem'in söylediği üzerinden Vratil'in kurtardığını Zod sayesinde 10.0'dan Zod korrupt etmiş olacak belki. Vision da olabilir yani. Öyle düşün. Vision da olabilir. Vision da çıkabilir. Yani aslında şey işte bizim Azeroth'u kurtarma anımız işte Nizot'un bizi kandırıp gösterdiği bir Vision olabilir. Artı işte bunu Redion belki bize gösterdi yardımcısı olarak ve işte o Nizot'u Dagger'a böyle şey yapıp saklayıp belki onu kurtardı elimizden. Sonradan daha güçlü bir şekilde yeni bir böyle entrika kurmak için falan. Ben yani bir farklı yorumlama getireyim. Geçen şey açık olasılık olarak duruyor ikisi de. Ben bir farklı yorumlama getireyim. Chat'te de aslında tam olarak yok edilmediğini biliyoruz. Yani onu resmi olarak giremedim. Şeyde bir önceki BlizzCon'da işte soru cevap kısmında söylediler. Yani Nizot ölmemiş. Hatta ondan sonra bunu detaylı bir şekilde Steve Danuser bir röportajda açıkladı. Yani Nizot işte Void'e bağlı bir varlık ve Void de yok edilmediği sürece tam olarak yok edilmiş sayılmaz. İşte kendi gücünü topladığı zaman yeniden işte Azeroth'ta gözükebilir falan gibi bir böyle imalı bir laf söyledi yani. Queen nereye kaçtı Murat'a, diye soru var ama bilmiyoruz. Sen bitirdiysen ben bir iki yorumlama getireceğim bu şeye. Tamam. Sesimiz duyulmuyor mu? Sesimiz full abi aslında ama. Sesimiz full ama belki başka bizim diğer taraf şurayı kısınca bizim sesimiz duyuyor mu? Yok alakası yok ama. Bana da iyi geliyor sesiniz chatten de. Neyse. Valla Discord'dan deniyoruz. Ben deneyim. Yok güzel ses diyor. Bence iyi. Yani. Dur bakalım. Tamam. O zaman bireysel. Şöyle çok kısa aslında chatte de geçti muhabbeti. Zaten Tral'ın şamanlık özelliğinin Doomhammer'la bir alakası yoktu. Yok. Evet. Yani Doomhammer böyle bir yadigar bir silahtı. Zaten nasıl söyleyeyim? Yani Frost Wolf klanına ait şeyinde logosunu falan da görüyorsunuz. Evet, o detay önemli hakikaten. Doomhammer bir warrior silahıydı. Evet. Tral'ın elinde geçtiğinde. Yani güçlerinin geri kazanması Doomhammer'la alakalı olmayacak. Kendi iç huzuruyla barışmasıyla çözülebilir bir durum. Söz konusu. Diğer artifeklerle de hikayesel anlamda belki karşılaşırız. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri Deathbringer oldu. Ashbringer. O nasıl bir yol izleyecek onu çok merak ediyorum. Onun dışındaki... Nasıl yani? Ha? Nasıl yani? Mogren'in elindeki silahı gördün ya. Yeniymiş ya. Ha, yeni de yani o bakalım onlar karşılaşacak mı? Yine bir paladin alacak mı? O birbirine reaksiyon gösterecek. Evet, birbirlerine bir şey gösterecek. Çünkü yani format olarak birebir aynıları. Evet, ben hastayım bu arada. Belki ben sizi geçmiş olsun. Ne? Bayağıdır hastayım. Ben sizi heyecanlandırayım o zaman Utku'yu DK olarak. Hı. Belki sizin Unholy Weapon'ı da Nathesim'le ilişkili bir mevzular olursa tekrar gündeme gelir. Unholy silahı. Kılıçların nasıl yapıldığıyla ilgili falan değil mi? Evet. Evet, Nathesim silahı çünkü. Hatta Primus yeniden ortaya çıkarsa onunla ilgili ciddi bombalar... Yok, Frost değil. Apocalypse. Unholy. Unholy, evet. Apocalypse. Nathesim silahıymış o da. Şu an Ashbringer kimsede değil. Ashbringer ne? Ashbringer bizde, Hero'da olarak geçiyor ama gücü yok. Ben burada bir teori atayım. Bunu da yazacaktım da çok üşendim sonra yazdım. çok şey bulamadım. Destek de bulamadım ben düşündükçe de. Bence Frostmourne, Runecover'ın değil, Denatius'a Nathesim'in dövdüğü bir kılıç. Çünkü onlar dövebiliyor kılıçları gördük. Onu da söyleyeyim dedim. Hani öyle bir revolution çıkarsa... Remornia'ya da benziyor. Yani evet. Öyle bir şey çıkarsa şimdi herkes çıkacak. Evet. Redcon değil.
okumakla alakalı. Cidden herifler yapabiliyor öyle silahları çünkü. Yani şu soruyu alayım hemen. Remordia'da Apokalips de yaptılar. Mornblade diye altyapısını da kurdular. Ve bunu Chronicles'ta mı okudum? Tam hatırlamıyorum ama o Rindblade Frostmourne'dan etkilenmemelerini de sağlamış bir durumlar bu arada. Yani Arthas Morgan'ı öldürdüğünde ruhunun oraya girmemesinin sebebi korumaya almışlar kendilerini. Bu yüzden gayet de Natrius'un işi olabilir okumuşlar. Runecover'ın değil yani. Runecover'dan en fazla tarifi almışlar. Evet. Onu yani söyleyelim. Bunu da şimdi klip olarak alın. Sonra çıkınca kızıyorsunuz. Tarifi dediğim bizim kastığımız anılar değil mi? Anıları çalıp çap 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 evet, işlediler. Evet. Evet. Sonunda zaten oradan ortaya çıkacak işte. Bence natrezimli iş yani okuluşlar ya, diyelim. Ya natrezimler çok karizmatik ya. Dur aşkım şimdi natrezimi şey yapmayalım. Zaman daralıyor. Geçelim hemen diğer soruya. Tamam. Evet çok uzattık. Anduin'e bir şey olması durumunda. Mesela yani böyle bir vibe atmış oraya. Stormwind'de o ihtişamlı tahtta kimi göreceğiz? Vekil Arch modundaki Turalyon devam eder mi? Devam mı eder pardon. Yanlış okudum. O da korrektini yaptı. Bunda güzel görsel de vardı bu soruda. Güzel bir denet olur. Vekil Arch. Yani... Kim cevaplamak ister? Murat'an söyle başladım. Utku Yüzüklerin Efendisi'nden bağlayıp mı yapsa acaba? İşte böyle gerçek kral diyor ne kadar vekil arşik yapıyor aşağılıyorlar ya seni denet olup. Ya aslında Görkem'le Bahtı Black de sanırım az önce chatte çok güzel bir vibe yakaladılar. Bir an böyle yakaladılar. Anduin'in bu son çizgi romanındaki duruşu, geri gelişi, işte hani kendisi hakkında beklentimiz, işte Azeroth'un hani High King of Azeroth olacak muhabbeti, senin söylediğin şey durumunu düşünecek olursak, Denethor'luk olayı, yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki o Vekil Arch olayı, Anduin geri dönene kadar olacak ve bu birkaç şey patch daha bekleyecek gibi duruyor. Yani evet. Aslında senin söylediğin şey, evet Turalyon devam edecek. Hayır, Anduin biraz geri, yani bir süre sonra geri dönecek. Yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeyi benzetme yapacak olursak, evet. Görkem'le işte dediğim gibi Bahtı Bley'in... Tahtın sahibi dönüyor Aragorn'da. Aragorn evet. Misali dönüyor Bahtı'da ama... Bahtı'da copyright'ı vereyim ona. Denethor örneği, yani orada Twitter'daki o görsellik benzetmesi olur mu? Ona bir şey demiyorum ama... Olabilir gibi, çünkü hatırlayın Shadow Rising kitabında evet, nasıl şey yani sert girişiyorlar evet. İşte evet. Konulara böyle, yani adam bir şey sorgu çekecek çocuğunun önünde öldüresiye hareketler evet. Falan Denethor benzetmesi de orada güzel, denk mi geldi artık bilerek evet, mi yaptın, evet. Yaptın bilmiyorum ama benim düşüncem evet, bu yönde. Özellikle kitaptaki mevzuyla da çok güzel eşleşiyor. Evet. Yani ben de ona şöyle bir şey diyeyim. Yani şu anki durumda mesela onu çok görmüyoruz. Yani sadece bu bize yan bilgi olarak veriliyor. İşte Anduin kaçırıldığı için idareten Turalyon işte şu anda tahtı işte ve işte Azeroth'taki Alliance işlerini yönetiyor olarak yan bilgi olarak görüyoruz. Turalyon'un oraya geçmesinde ama şöyle bir olay var. Turalyon aslında eski Turalyon değil. Şu anda çok fanatik ve işte sert görüşlü bir lider. Ve işte o Thousand Year War kısa hikayesi vardı. Onu okuduysanız ya da dinlediyseniz oradaki Turalyon ve neden aslında artık sert bir lider olduğunu işte orada Twisting Nether'da zaman farklı ilerlerken işte Legion'a karşı bir gerilla savaşı idare ediyorlar. İşte ve işte bir Army of the Light kurmaya çalışıyorlar. Ama aslında bir terör örgütü gibi bir şey bu Army of the Light. Onu da sonradan görüyoruz. Evet, gerillalar. Aynen, bir gerilla grubu gibi. Arada işte saldırıyorlar. Naruları kurtarıyorlar falan bir şeyler. Orada ilginç bir detay. İşte bu sonradan Light Dreadlord olarak gördüğümüz işte Lothraxion bu aralarına katılıyor. Onun esas anlatımı var. Ve onun katılma kısmı da aslında çok detaylı anlatılmıyor. Ama ondan sonra özellikle onun böyle motivasyonuyla bir nevi
Turalyon da ciddi bir böyle sert müdahale hali oluşuyor ve evet. Bu sayede de aslında çok böyle mesafe kat ediyorlar ve bu sert metot işe yarıyor olarak. Öyle Turalyon'un içinde o sertlik ve yobazlık aslında vardı ilk zamanlarda. Var var, önceden de var ama önceden biraz daha edilgen. Hani evet. Aleria'nın böyle nasıl diyeyim, daha politik ve böyle artık şey, onun tabi Ranger olmasından da, yaşından ve savaş deneyiminden de böyle faydalanıyor ve işte daha alttan alta halletmeye meyilli bazı mevzuları, ama özellikle Lothraxion geldikten sonra hikayede de böyle birden böyle iyice sertleşmeye ve daha direkt saldırgan, agresif bir metoda böyle yöneliyor. Ve o Turalyon şu anda o eski Turalyon değil. Ve bu Turalyon şu anda işte Alliance ve işte bütün Human Kingdom'larının artık böyle yönetiminin başında. Ve en ufak bir böyle tahrikte, nasıl diyeyim artık, ya da bir sebepte gördüğü herhangi bir böyle nasıl diyeyim, müdahale imkanında direkt olarak o Army of the Light'ta yaptığı şeyleri aynen yapabilecek durumda. Şu anda onu görmüyoruz ama hikaye er geç o aşamaya gelecek. Er geç Turalyon'un genin ve işte yani artık Tyrande'yi görmeyecek olsak da işte onların yanında olan kitlenin, özellikle şey çok ilginç, bakın Aleria'nın yani karşıt gibi gözükmesine rağmen Void Elf'ler şu anda işte Turalyon'un en büyük destekçisi. Çünkü onun sayesinde bir nevi girdiler Alliance'a ve işte Alliance'ın koruması altına girdiler. Ne kadar zıt, yani kullandıkları güç olarak Light ve Void olarak zıt gözükseler de aynı işte Aleria ve Turalyon ikilemindeki gibi şu anda en çok birbirine fayda gösteren ekip Turalyon ve Void Elf'ler. Ve bunlar ileride mutlaka bir böyle Alliance içindeki durumda öne çıkacak ve hikayesinin devamında bir şekilde böyle etkin olacaklar. Ve işte Void olayına da belki bunun üzerinden bağlanacak olay. İkinci bir bununla ilgili ipucu, verdikleri ipucu da şu: Alliance'da da bir Horde'da olan çatırdamaya benzer bir çatırdama ve ne dediler ona, görüş ayrılıklarının bir sonraki aşamaya geçmesi dediler işte. Öyle bir şey olacak gibi. Ve işte şey, Turalyon bunun ilk adımı olacak. Hepsinin bir nevi ilk kıvılcımını ateşleyen kişi olacak. Öyle bir durumda yani. Abi diyoruz ve araya giriyorum. Bıçak bir yere de geçiyor. Evet evet. Hızlandırıyorum. Tamam. Yok bebeğim, daha çok soru var. Yayından gelenleri de ekledim üstüne. Tamam. Heyecanlı gidiyor. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı sizce hangi Covenant'lar hangi klasları aralarına kabul etmezdi? Ha, süper. Evet. Buna Murat Han'a pas veriyorum direkt. Siz de bence söyleyin. Bence pardon, hepinize bölüyorum da Eda bence burada güzel şey yapabilir yani. Cevaplar verebilir. Söyle. Hadi. Ha, ben mi başlayayım? Evet, evet. Bir kere 5 çün kesinlikle. Ben de söyleyebilir bunda cevabını yani. Aşkım dibimde zaten. 5 çün kesinlikle undead'leri almazdı. Bu bir. Ondan sonra ya. Class diyor ama. Sınıf. Sınıf. Ha, sınıf olarak mı? Ha, Hunter Dead Knight gibi düşün. Ha, pardon, özür dilerim. Yok yok, anladım. Sınıf olarak kimi almazdı? Zor bir soru, düşünmem lazım üzerine. Kim? Ya aklına ya kendi oynadığın söyle. Kendi oynadığın Covenant üzerinden düşün mesela, onun kimliğine. Ha, ben mesela hangi klasları alırdı almazdı? Ardenville'da şey almazdım. Warlock'ları almazdım. Heh, biz mesela de gelmek istemiyoruz aslında. Almazdım, sizin burada işiniz yok. Yok gerçekten. Buraya Druid'leri alırdım. Mesela Revendreth bence kesinlikle Druid'leri almamalı. Şeylerine tamamıyla farklı. Değil mi? Evet. Çok evet. Farklı. Düşünüyorum. Başka neresi kaldı? Maldraxxus ama da almayabilir mesela. Evet, Maldraxxus mesela elfleri almamalı kesinlikle. Gene arka gittin ama olsun. Ay, pardon, özür dilerim. Druid diyeceğim ama yani ne diyeceğim. Başka ne diyebilirim? Tamam, priestleri de almaması lazım.
Doğru mu söylüyorum? Ben o son söylediklerine çok katılmıyorum. Yani neticede yani ilk undeadler, yani Forsaken undeadleri Horde'a kabul edenler Taurenlerdi. Yani Tauren derken yani Druidizm, o doğadaki dengenin varoluşuna inananlardı. Bir de biz bununla ilgili hani bir Coven'ın seçme rehberi yaparken ne diyorduk? Abi arkadaşlar, size hangisi yakın geliyorsa onu seçin. Diyorduk. Bunun sebebi de şu. Ben mesela ne yaptım? İşte Death Knight'la Maldraxxus seçtim. İşte Priest'le gittim Ravenred seçtim falan. Bunların tamamen sebebi benzerlik göstermesi. Yani öyle içime siniyor olmasıydı. Evet, ama hangi Covenant kimi kabul etmez diye şöyle söyleyeyim. Bastion'lar bence Druid'le ya da şey falan değil, direkt Rogue'ları kabul etmezdi. Sinsi oldukları için. Böyle hani arkadan vurmak olmaz abi, çıkacaksın çatır 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 dövüşeceksin, yok öyle falan. Ardenweald hani Warlock'u almazdı çünkü bayağı Warlock, yani normalde Bastion'a girdiği anda polisle kovalanması gereken yani bir şey yapıyor. Ardenweald'da Dead Knight'lı ve şeyi çok yakıştıramıyorum, adını siz söyleyin, Priest olayını hani zaten doğanın gücüyle iyileşmesi gereken bir durum hani. Evet. Bence yakışıyor. Mesela Şaman yakışır ama. Dead Knight'lıkta decay durumu söz konusu. Yani çürümeye sebep oldukları için. İstemezlerdi. İstemezlerdi diye düşünüyorum. Ravenred'de Paladin kesinlikle tutunamazdı diye düşünüyorum. Hatta Paladin ve Priest. Bence yani de, o ışık, ışığın doğruculuğu orada olmaz. Hop kardeşim, oradan hop alttan bir siyaset yap, getir bakayım bir şarap anime hop falan ya falan, hani onlar çok böyle o sınıflara uyacak şeyler değil. Akıllıların önünde bir koy bakayım, şimdi orucunu bırakıyorum falan. Valla çok seviyorum ben Akıllıların karakterini, o yüzden sürekli örneğini veriyorum. Çok Ventil'de en beğendiğim şey yani karakter. Aynen öyle abi. Maldraxxus kim kabul etmez Allah aşkına. Ben örnek. Maldraxxus kimi almalı sence? Bak Maldraxxus da şöyle söylüyorum. Şöyle bak. Cast eden hiçbir sınıf almazlardı. Bak hayır abi. Gireceksin arenaya çatır 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 dövüşeceksin kardeşim. Evet ölen. Heriflerin Skeletal Mage'i var. Evet. He? Heriflerin Skeletal Mage'i var. Bak Skeletal Mage ama. Hani adam kırılıp kırılıp tekrar kalkar. Kırılıp kırılıp tekrar kalkar. Yani anladın değil mı? Böyle kafa kafaya girebilecek herhangi bir sınıf. Tamam o zaman zaten direkt vuruyorum diye bağlıyorum. Yani. Ama Paladin de çok olmaz yani. Şimdi Paladin holy bir Warrior. Çok holy. Unholy orası direkt. Yani. Tabii canım. Yani şey olayı var. Olarak da uymuyor yani. Yeşil abi. Direkt Paladin'e karşı yani. Şey yeşili. Undead yeşili. Bu arada Maldraxxus'taki Caster'ları da sevmiyorlar kendi içlerinde. Onu da yani hikayesini oynayınca görüyorsunuz zaten. Ben de biraz onlar zaten... yaptım. Tabii tabii. Ama mesela Rogue'ları pek seviyorlar işte. Baroness başta. Aynen. Rogue'ları, Warrior'ları, Death Knight'ları seviyorlar ama kendi içlerindeki Necromancer'ları bile sevmiyorlar. Zaten bütün hainler de oradan çıkıyor. Evet, ritüelden alfa vuruyor. Yani, House of Rituals. bu konuda en çok çekmiş olan ben o zaman alayım şu an elimden sazı. Ya ben aslında öncelikle şunu söyleyeyim. Bence arkadaşım benim Warlock'umla Nightfire seçerken ağlamamam için bana şöyle bir tesellim vermişti. Hani Covenant'lar aslında seni ırkını da klasını da umursayacak şeyler değil demişler. Elfler çok yukarıda oldukları için çünkü. Yani sen işte ne bileyim Vulpera Deathlet, herifin umurunda olmaz diyordu aslında. Öyle bir durum var. Ama umursadıklarını varsayalım. Ya hani zorlarsan Warlock'ı Nightfire şu yüzden yaparsın. İşte life'ı çürütüyor falan. Yani soul rap atıyor çünkü. Hani ruhunu senin çürütüyor falan. Senin ideolojimize uymuyor. Senin ideolojimize uymuyor. Ha şey işte hani soul rot atıyorum, hani soul rot atıyorum hani Warlock'ta, hani ruhunu çürütüyorum falan, hani life'ı çürütüyorum, oradan da adaptar olay o zaten. Yani o shadow magic değil, yani o decay olan shadow magic evet. Ya bunlarınki. Ama mesela abi soul magic, şamanımla ben kanla yığılıyorum milleti. Bayağı bak Covenant ability'si kanla çıt çıt 5 kişiye yığılıyor, orada olmaz mesela asla. Şamanı aslında ben bazı klaslara direkt kovalıklara yakıştıramıyorum. Mesela ben Şaman'ı niyeyse Ardenweald'a da uyduramıyorum tam olarak. Bastion'a da uyduramıyorum. Mesela
Evet, ırk olarak Tauranlara hiçbir şey uyduramıyorum bu arada. Onun karakterine hiçbir şey uydurmamıştım. mesela başka Ardın geldi abi demek işte. İyi, güzel yani. Onlar için. Tamam, evet ama şaman niyeyse Ardın yolda Druid kadar ne bileyim hani çünkü ya şey gibi düşün. Doğadan çok element olduğundan dolayı hiçbirini tanımıyor. Peki yani şamanların genelinin Necrolord olması? Ha? Evet işte bak. Necrolord'da evet. Ventir çok komik abi. Kanla yılıyorum ya herifleri. Bir atıyor çocuğu ışın kan zinciriyle yılıyor. Hani ben DPS şamanı... mantığında olduğu için o. Evet. Biraz öyle de. Şaman'da ben hiçbirini uyduramıyorum. Mesela klas olarak aslında. Yani lore olarak bile. Ardından'da bile. Broker şaman. Evet. Yok yani. Ya abi şeyden dolayı uyuyor yani. Loa olayından dolayı sadece. Ha, evet. Bir tek bağlantısı var yani. Ama işte şey gibi yani... Ardenveld'in esas ait olduğu sisteme bağlı değil de yancı bir böyle sistem evet. Ya şamanizm. Yani evet. Özellikle Loa mantığı. Bomb sandici. Tabii aynen. İşte mesela dediğim gibi Warlock'u asla bak Arden yılında da olur da yani. Betçin'i hayatta koyma. Tabii. Kapıdan girdiğin anda ya polis takibi olması lazım. Anima çalıyoruz. Şatoflar sana. Ya zaten şey çok saçma. Betçin'de başlıyorsun olaya. Yani bir Warlock olarak, bir Death Knight olarak oraya girip orada yani yardımı bırak. Adım Robin'den atak. Robin'den bile komik yani. Tabii değil mi? Ama işte umursamıyorlar demek gerçekten. Ventre ben de Paladin koymam. Evet. Onlar belki ama hani Blood Paladin hani Crusader, Scarlet Crusader'lardan. Yok biraz gene yemez ya çünkü Light'ı onlar fanatik olarak kullanıyor ya. Evet. Gene yemez. Necrolord'da hayatta olmaz. Priest de olmaz. Evet. Hunter ya şimdi bana lütfen kimse kızmasın da ben Hunter benim. Class fantasy'si uyduramadığım class hani nasıl söyleyeyim? Şimdi Eda burada da ya şöyle söyleyeyim. Hunter'a şöyle bakıyorum. Abi, Warlock, Şaman ya da Paladin gibi bakamıyorum ben Hunter'a. O yüzden hani her şeyde Hunter'ım da var ama Hunter diye geçiyorum. Yani. Hunter'ın en güzel fantazisi Rexxar ama Rexxar evet. Gibi kesinlikle oynayamıyoruz. O, evet. O biraz sıkıntı yani. Mesela Monk'lara da ben o açıdan biraz klas fantazisi tekledemiyorum. Evet. Soru gelmiş Monk diye zaten. Rogue'u evet ben de Berkçin'e almazdım. Evet. Necrolord'da kesinlikle rogue alırdım bu arada baş yüzünden. Tabii tabii. Buyur edersin direkt. Zaten Draka. Warlock'ta Mage'i de alırım Necrolord'u. Çünkü işte hani Mage'i biraz zorla da Warlock hani gerçekten Warlock girer. Şeyle alakası çok yakın olduğu için. Yani benim de cevabım bu. Yani hiçbir şekilde Paladin Ventir'i almazdım. Rogue'u ben de Berkçin'e almazdım. Priest'i de Necrolord'u almazdım. Hunter, la Şaman Allah kerim. Yani ne olursa. Demon Hunter'ı... Ha, o hiçbir yere gidiyor. Aa yok, Ventry. Demon Hunter'dan çok güzel Ventry olur. Necrolord abi. Ventry'e uygun olarak. Yani fantazi olarak Necrolord'a konu ve böyle şey birebir uygun yani. Savaş için hatta böyle kendilerini feda etmeleri falan. Ha, evet. Abi diyelim hemen diyelim. Bak arayı yakaladım. Arayı buldum mu girerim geçerim soruya. Evet, evet. Hepimiz zaten katılım gösterdik. Evet. Rengimizi bellettik yani. Doğuş arkadaşımız sormuş. Elay tarafında olsaydınız ki arkadaşlar olduk. Onu da söyleyelim. Hani sanki hiç Elayns oynamamış hiç hikayesini görmemişiz gibi bir algımız varsa. Ben Elayns'tan geldim buraya ya. Allah. Bana Elayns'çı diyordu bunlar ya. Allah Allah. İlk dönemde. Gönülden bağlanıp evet sıradan cevaplayalım bence. Gönülden bağlanıp evet. Main yapacağınız ırk sınıf ne olurdu? Evet, Murat'tan başlasın. Neden başlıyorsun? Tamam, Nightelf Fruit Human Paladin çok gelişi ama öyle gerçekten. Warcraft şeklinde. Nightelf Fruit Human Paladin. Warcraft şeklinde başladığımızda main'in neydi? Nightelf Fruit. GGVP. Biz ne zaman başladık ya? Ha evet, Nightelf Fruit o zaman. Evet, Nightelf Fruit. Yani valla çok sıram gelince söyleyeceğim. 3 dolayısıyla ben bunun paralelinden zaten yaptım. Hiç o sırada, o konuda hiç orijinal değilim yani. Shadow Priest diyemem çünkü Shadow Priest'te Warlock'un hani pek bir şeyleri yok. Yok yani. Yancılık yaptın, yani, evet. O sayılmaz. Evet. Zaten Warlock'ta kendini buldun sen. Evet. Görkem?
Ben önce seni diyeyim, sen daha deneyimlisin o konuda, sonra en son Ha, ben. ben şöyle iki tane söyleyeceğim o zaman. Çok uzun yıllar ben Alliance'da Draenei Death Knight oynadım. Büyük ihtimalle de dönecek olsaydım tekrar Draenei Death Knight'a dönerdim. Anısından mütevellit. O zamanlar Gift of Nauru var diye tanklıyordum. Çok da etkiliydi. Ondan dolayı Draenei'yi seçmiştim ama Tunak Tunak Tun dansı hala benim için ayrı bir öneme sahip. Onun dışında Night Elf Druid oynardım. Ve hali hazırda yani Alliance'da main oynarken alt karakterim şeydi. O da hoşuma gidiyor diyebilirim yani. Başka Hayır, bir şey yok. Bu kadar gerçek cüce oynamayacak mısın ya? Cüce senin. Sen söyle. Hayır ama gönülden bağlanacaksın. Gönülden yani bağlanmaz yoksa alt falan mısın? Kazansın. Yeni açtığınız karakterleri de söyleyin. Nasıl yani? Hatta Eda bence onu söyleyelim. Aa şey gnom açtık. Heh, gnom muydu pardon? Çok güzeller ya. Çok şeytaniler. Şey, dede yap dede gnom, gnom dedi. Gnom. Pis şeytaniler. Evet ya. Manastorumla. Söyledim mi? Görkem. Yani Eda'nın da cevabını duymuş oldunuz. O da gnom oynayan bir arkadaşımız gnom kendisi. Gnom oynamam ben dwarf. Benim adamlarım dwarflar. Sen daha eski dwarfın mı vardı? Evet benim şeyde klasikte dwarfım vardı. Ha tamam eyvallah. Klasik ne? Seviyorum. Dwarf ne yapar? Hunter. Hunter. Tamam. Elinde de tüfeği ama elinde o tüfek oluyor. Evet elinde tüfekle geziyordum. Ama female değil mi? Çok tatlılar ya. Dwarf'a ben bile female açmam. Female değildir. Dwarf'un female'i female'dir zaten. Yok be biz klasikte bayağı karı koca açtık ya dwarf'ları. Ama... İyiymiş valla. Evet ben de diyeyim. Ben şimdi Vanilla'ya yani Vanilla zamanı başlamıştım. Tauren Druid'le başladım ben. Çok uzun sürede onunla main devam ettim. Burning Crusade'de işte Blood Elf açtım, mage açtım. Ondan sonra işte zaten Pandaria'ya kadar ben Raider devam ettim. O yüzden çok altım yoktu. Ama işte hep Horde oynadım. Ne zaman böyle bir rahatladım, şey yaptım işte Pandaria zamanı bıraktım Raider'lığı tamamen. Casual oldum. Casual olunca hep alt kastım. Alt kasınca da ilk işim zaten hemen gidip karşı tarafta hikaye nasıl diye bir gidip Alliance karakter açtım. İlk açtım Alliance karakter Human Warlock. Onu ben yıllarca oynadım. Hatta Battle for Azeroth'ta da ona geri döndüm. Bu şeyden dolayı. Reputation çok gerekiyordu ya Battle for Azeroth'ta. Evet. O zaman ben Human Warlock'ımla oynayayım. Çatır çatır her şeyi alayım. Mount'ları açayım. Hem işte uçmayı da hızlı açayım falan diye. Galiba 8-2'den itibaren neredeyse full hep ben Human Warlock oynadım. Yani zaten hikayenin o tarafı da vardı. Bir tek galiba Legion'da full Horde oynadım. O da işte 12 klas olduğu için hadi dedim hepsi paslaşır hem meslek olarak hem işte gold atarım falan gibi böyle. Orada öyle bir düzen kurdum. Bir tek Legion'da full Horde oynadım. Onun dışında hep böyle en azından bir Human Warlock'la devamlı oynarım. Bir de işte Dwarf şey var, Warrior'ım var, Fury. Onunla da oynuyorum. Onunla da hatta şey aldım işte Heritage Armor'ı aldım. Hunter'ım vardı işte Human. Onu Gnome'a çevirdim. Şeyden dolayı Heritage Armor almak için. Yani Heritage uğruna hepsini zaten oynadım. Bütün yani Alliance Heritage'ları da var. Hepsi açık. O yüzden yani tam bir altaholiyim. Böyle iki tarafı da dibine kadar oynamaya çalışıyorum. İşte Alliance'a özel bir görev geliyorsa mesela şey vardı ya Anduin görevi geldi işte Legion zamanı ilk böyle Alliance'a özel falan olarak böyle geldi ya direkt böyle o diye atlayıp onu böyle hemen oynamıştım mesela. Hatta şey işte Anduin görevi diye onu Paladin'le özellikle oynayayım diye Paladin'i level'ladım. O görevi onunla yaptım. Ondan sonra diğerleriyle yaptım böyle. O yüzden böyle benim de bir Alliance tarafında devamlı oynadığım var yani. Ama main Alliance karakterim Human Warlock. Evet, dedik cevabım. Ve girdim araya çağırt. Çok hızlı. Şey böyle Şahan'ın bir tane skeci vardı ona benzedim iyice. Çat tıt. İnterrupt. Aynen dedik 10. soru. Bu sanki biraz sadece hayır deyip geçebileceğimiz bir soru ama... Doğuş arkadaşımız sormuş. Ironforge kendi klanları haricinde Azeroth tarihi boyunca işgal edilmiş... Ya da edilebilmiş midir?
Benim bildiğim işgal, hani başka faction tarafından işgal durumu söz konusu olmadı. Evet. Bunu yok, araştırdık ama özellikle Murat'ın'da. Evet, var mı abi ya böyle kaçırdığımız falan? Şöyle diye bir... Üç Çekiçler Savaşı'nda kendisi de yazmış zaten özellikle bildiği tabii, nokta orası. Üç Çekiçler Savaşı'nda bu ara şeyi de söyleyeyim. Üç Çekiçler Savaşı'nda da kuşatılıyor sadece. Tabii, işgal, evet, edilmiyor. İşgal edilmiyor. Eğer kuşatmayı sayarsanız birinci savaşta orklar da kuşatıyor. Evet. Ama sadece Dunmaro'yu kuşatıp bırakıyorlar, içine girmiyorlar. Ama yani bir işgal şunu sayabilirsiniz. Vakti zamanında bu şeyin kızın adı neydi ya, Magni'nin? Tarisyan'da evlenen. Moria mı? Moria. Moira. O arkadaşlar Dark Iron tarafında tuhaf tuhaf işler yaptığı için hatırlarsanız Elayn sordularını toplayıp Varian bir akın düzenledi. Kral odasına kadar girdi. Tam işleri yani işini bitirecekken Varian arkadan Jaina ile Anduin geldi portalıyla. Olayı durdurdu. Daha sonra gitti. Ama Alliance içinde ne derler buna? Kardeş kavgası gibi bir şey bu. Hani İç savaş gibi yani. He, evet. Hani bu işgal edilme olabilir mi? Yok çünkü hani işte girip de dwarfları öldüren bir olgu falan olmadı. Çünkü öyle olursa Orgrimmar işte Undercity her yer işgal edildi yani. He, aynen. Çünkü aynen. Ironforge'a Alliance ordusuyla geldi kral ve kralın önünde durmadı hiçbir Alliance'ı bağlı cüce diyeyim. O yüzden pek işgal kabul edilmiyor. Benim bildiğim bu kadar. Yani şey, Dwarf'ların yanında onlara destek vermek için geldi zaten Varian da oraya. Yani ha, diğer klanlara işte yani. Tabii. Diğer işte düşman Dwarf'lara karşı gibi. Ama işte dediğim gibi yani bunlar işgal sayılmaz, kuşatma tabii, tabii, diyelim. Evet. Görkem orada detayı versin ama Highlord Cruel tarafından işgal ediliyor aslında. Aynen. Bir tek o zaman sadece işgal ediliyor. İşgal olarak yani şehrin içine kadar işte girip bir sürede elinde tutuyor Highlord Cruel ve emrindeki işte Legion ordusu ama onu i̇şte da geri... Legion for the win o yüzden. Evet yani bir tek Ironforge'u işte bir süreliğine kısa bir süre elinde tutan sadece işte Highlord Cruel ama o da püskürtülüyor işte çok kısa sürede işte Dwarf'lar ilk başta durduruyor saldırıyı sadece geri püskürtemiyorlar. Alliance yardıma geliyor ve işte şehirden atıyorlar Legion ordularını. Yani o kadar. Yüzden, ama özetle bu yani. Geçirilemiyor yani. Özetle hep cücelerindi Ironforge. Evet, evet. Diyelim ve geçelim 11. soru. Çat. bu güzel böyle tatlış bir soru. Aslında sona bırakmış gibi olmuştum ama arkadan yayından sorular geldi. Hemen hızlıca cevaplayalım. Boğum Sandy ile bir anlaşma yapacak olsaydınız ondan ne isterdiniz, ne vaat ederdiniz? Güzel. Vallahi ben bu soruyu düşünmedim ya. Ben cevap veremeyeceğim ya. Aklıma geldi. Çünkü Boğum Sandy'den düz bir şey istenmez tabii abi. Tabii canım. Boğum Sandy yani... oyun içinde mi isteyeceksin? Yok aşkım mahallede isteyeceksin. Şu karşı komşu yani ya ama. Yani dünya hani kendi hayatımız için mi tamam sen öyle cevaplar. Hayır canım oyun içinde. Hayır hayır sen öyle. Hayır no abi. Ya Minnoş sen öyle cevaplar. Niye istemiyorum hayır. Sen cevap ver ilk. Lan nasıl istesen öyle. Moderatör şu an benim. Evet Utku Bey sizden alalım sorunun cevabını. Herkes birbirine paslıyor hadi bakalım. Dur bakalım ben de hiç üzerine şey yapmamıştım. Şöyle hızlı. Boğum Sandy'den ne alabilirdim? Bir kere o zaman lore konuşacak olursak Boğum Sandy bana ne verebilirdi? Güç. Hayır yani ben mesela atıyorum işte Primus'u yeniden bulmak isterdim. İşte karşılığında da Necro şeyim ya şu anda. Baron'um ya. Evet. Hani Maldraxxus olarak bir kereliğine onu bir şeyden kurtarmayı vaat ederdim. Yönetici oldun artık resmi olarak. Ama o da der ki be careful what you wish for ve kelimeyi öyle bildiyse karşılığında da çağırıyor. Evet. Güzel. Ya zaten şey hani ancak askeri olarak bir şey isteyebilir yani bir barondan ne isteyebilirsin ki? Yani. Ben böyle bir şey isterdim yani. Böyle bir savaş olduğunda gel işte bizim tarafımızda savaş falan diyebilir. Maldraxxus bizim tarafımızda savaşsın o zaman bu olunca diyebilir. Yani. Evet. 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 Murat'an düşündün mü? Ya oğlum ben ya öyle bir şey teklif eden canlılara gerçekten güvenmemeye çok öğrendim. Careful what you wish for benim yüzümden ama yani sen çok Witcher 3 oynuyorsun ya.
Çok. Gerçekten ben o kelime yani hiç güvenmiyorum ama yani ondan herhalde yani şimdi saadet içinde yaşamak istiyorum desem gidip onu oradan evirip çevirip pis bir şey çıkarırdı karşıma herhalde de. Yani... Saadet içinde yaşıyor ama kazıklı tahtta. Evet evet yani öyle dedin falan çünkü diyor değil mi böyle aslında. Evet. Kontrakta öyle yazıyor falan. Evet, hakikaten. Yani ben isteyemezdim herhalde. Trav çık. Korkum var yani benim. Şey, Murat'ın Bonsandi'den istediği şey benden uzak dur. Evet. Evet. O da şey diyor uzakta duruyor sadece aslında böyle. Öyle demek diyor. Ama gene izliyor devamlı. Yine yanımda böyle değil mi? Ya uzakta dur dedim. Bilemiyorum ben gerçi. Tabii nasıl bir durumda olacağını da belki bir şey içindeki durumda olursam bir şey isterim yani. Bilmiyorum. O duruma da bağlı yani. İşte zaten şeyi düşün. Yani nasıl bu duruma düşürüyor işte mesela işte Talancı'yı nasıl o duruma düşürdü. Evet. Gerçi kitapta bir yan çiziyor. Yumuşak bitiş yapıyor ona da. Evet. Yani gene de o aşamaya kadar gayet hepsini hem Rastakan'ı hem Talancı'yı böyle parmağında oynatıyor. Gücümü bu arada Bonsandi hani kafa bir karakter olsa da Hakkar'a mojo verip yani anlaşma yapabilecek bir karakter olduğu için pek güvenmiyorum. Heh, mesela değil mi? Sadece yani o bile tek başına yeterli ki bu Bonsandi'nin bayağı ciddi façaları da var yani. Ondan bir şey istememeniz için ben de mesela öyle düşünüyorum. Madem atlayayım ben de o kısma. Yani özellikle oynadığım karakterin de işte main'in üzerinden düşünsem benim Demon Hunter'ıma gelecek. Bonsandi soracak ne istiyorsun benden diye. Yani ona yani Demon Form'a dönüşüp puf yaparım yani. Uzak dur. Bulaşma bana. Sen benden bir şey iste falan diye yani. Hiç ben senden istemeyeyim. Şey, doğru bir şeyi hatırlayacak yani. Lord Illidan ne yapmıştı Prime Nauru'ya hatırla derim yani. Evet, evet. Bir de Bonsandi sana karşılıksız güç sağlayamaz. Neden? Evet. O kadar illaki, kudretli değil. İllaki orada olay olur yani. Bit yemeği. Tamam bahçedeki çiçekleri veririm anasını satayım. O zaman. Yani şey, Eda? Şey diyor bu Winter Queen'in bahçesi var ya. Bahçedeki çiçekleri veririm. Diyelim geçelim Görkem'le Murat'an çünkü uzak durdu Bonsandi'den. Aslında akılcı davranlar. Beni ateşe attılar. Ben direkt bir şeyler istedim. Ama yani Primus'u da görmek istiyorum. Çünkü Rune Carver'da bağlanacak falan filan. Sana uzatma. Primus'u gösteriyor. Fotoğrafını gösteriyor. Tam Gontor Odin'miş ya. Al işte. Gördün. Tamam. Tam bir Gontor Odin'miş ya. Primus'u görmek istiyor. Tamam al fotoğrafı işte falan diye. Kelime. Çok yiyecek benimle. Pardon. Bence bu zaten genel tema açısından güzel bir cevap oldu. Yani bu Bonsandi diye güven olmaz. Valla soru geldi. Okuyan okudu. Enemy Infiltration'da söylenen Dreadlord'ların her kozmik güç gibi Void'de de sızdıklarını biliyoruz. Ama evet. Void'e karşı dikkatli olmalarını istiyorlar. Dreadlord'ların Death'in oradaki ajanları Zalatat olabilir mi? Güzel soru. Yani buna şöyle cevaplarak buna girişi şöyle yapabiliriz. Zalatat diğer old katları pek sevmiyor aslında. Yani ona bir şey yapmışlar hatta. Bana yaptıkları şeyleri ödeyecekler diyor çünkü. Yani belki de Zalatat'ın bir old katı Natrezm olduğunu fark edip onu o şeyin içine kapattılar. Çünkü o da bir öyle bir weapon hani. Rumbled gibi içinde tutabilen bir weapon aslında. Onun için belki de onu oraya affettim. O kılıcın içine. Ben bunu derim. Yani. Belki de cidden Natrezm diye onu oraya kapattım. Görkem çok seni da fazla şey abi. Biliyor bu arada. Çok fazla şey biliyor gerçekten. Ya ben yani Zalatat'ın ben olduğunu düşünüyorum. Ama işte muhtemelen diğer Old God'larla yani görüş ayrılığı değil de güç savaşına girmiş muhtemelen. Evet. Ve işte ya en zayıflardan biri ya da diğer Old God'lar onu en azından yapma. Aradan çıkaralım. 4 kişi birleşim belki de. 4 kişi birleşim. Evet aynen işte. Yani bu biraz şeye benziyor paralel olarak. Jailer'ı işte hapsetmesi Eternal One'ların bizim Old God'ların da işte Zalatat'ı hapsetmesi
İşte benzer bir düzen olabilir. Belki işte Black Empire zamanını bilmiyoruz ya. Sonuçta Black Empire çok uzun bir süre aslında Azeroth üstünde hüküm sürmüş bir düzen. Yani Old God'lar gezegeni ele geçirmiş. Ama işte bu Old God'ların arasında Zalatat yok. Zalatat'ı hapsedip o sayede belki o düzeni kurdular. Evet. O düzenin olması için belki Zalatat'ın hapsedilmesi gerekiyordu. İşte belki de Zalatat'ı yediler ya. Vallahi bir şey değil mi? Kolsüm yani. Dördü birleşip belki de. Değil mi? Yani işte aynen o dördü birleşip belki Zalatat'ın gücünü emip o sayede gezegeni ele geçirebilecek seviyeye, evet, güç seviyesine yükseldiler. Yani ama mesela ikimizin... ona rağmen Ece'ye ok edemeyip onun içine koymaları gerekmiş. Tabii aynen. İkinizin yani... de ortak söylediği şey yani Zalatat'ın aslında yani Old God olduğu sabit. Tabii, ve tabii. Dreadlord'larla pek de şeyi yok gibi. Hani belki bir danışıklı dövüşe girmiştir ama Zalatat... Yani onunla ilgili bir kırıntı da yok. Bir gönderme de yok. Öyle bir olasılık da pek gözükmüyor. Yani Old God olarak kendi içlerindeki güç mücadelesi biraz daha böyle hem olası gibi hem de o Black Empire dönemine de bilmediğimiz için bağlanabilecek bir şey. Evet, bağlanabilir o. Ya bir de ben de şeyi biraz zor buluyorum. Sizle düşüncesel olarak paralel. Ya bir Old God'ın yozlaştırılıp da başka bir amaç uğruna kullanılabiliyor olması ihtimali yok. Çok düşük yok, geliyor. Bayağı zor. Yani Void'e sızmış olmaları yani Dreadlord olarak sızmışlar. O Void'e sızmaları da zaten şey olarak gönderme yapılıyor. Sargeras'ı ilk Void'den haberdar etme aşamaları var ya, bu Sargeras'ın ikiye ayırdığı gezegen. O gezegen de Void tarafından ele geçirilmiş bir gezegen. Aynı Black Empire zamanındaki Azeroth gibi. Evet. Şeyde de var. O gezegenin üstündeki yönetici ırk da Dreadlord olarak gözüküyor ve Sargeras oradaki durumu öğrenmek için o Dreadlord'ları alıp teker teker sorguya çekiyor ve Void'den bu sayede haberdar oluyor. Yani şey detayını da verelim. Ben burada Görkem desteklemek için buyuruyorum. O raporu yazan Dreadlord hani şey diyor. Voidlord'lar bizi böyle hani nasıl diyeyim open arms hani kollarını açıp yani kabul ettiler diyor. Evet. Onlar gayet bir işbirliğinde yani. Tabii tabii, bir danışıklı dövüş var orada ve orada işte Sargeras hikayesinde özellikle Chronicle'da anlattığı kısmını da birleştirirsek zaten Dreadlord'lar Void'i kullanıp Sargeras'ı diğer Titanlara karşı dolduruyor. Yani Void'in zaten gayet işine gelen bir durum bu. Yani o yüzden Zalatat'a yani Dreadlord'da olmasına gerek kalmıyor zaten. Çok güzel. Es geldi. Direkt devam ediyorum. 13. soru. Evet, bitti yani. Aynen. WoW sub sayısı Shadowlands release'den itibaren 3 ay sonunda %50 azalmış. Sizce neden olabilir? Buyurun sohbete. Ben Alkan Erkin. Cevap vereceğim buna. Gir. Benim de bugün bir tweetim var. Ben de onun üstünden gireyim. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Benim için ben bunu gördüm Shadowlands'te. Az oyuncu kafa rahatlığı demek. Çünkü gerçekten çok fazla insan olunca bokluk oluyor. Nerede çokluk orada bokluk diyoruz çünkü. Arkadaşlar %50 düşmüş ama %50 düştüğü sayı, bunu Thales'in de söylüyor hatta, hala çok yüksek bir sayı aslında. Yani böyle %50 düşüp 3 milyona düşmüyor. Evet. Gayet hala diğer MMORPG'lerin kıskanacağı bir seviyeden. Birazdan yapacağım size şimdi. Evet, yani anormal bir seviyeden, yani anormal bir hype'dan insani bir diyeceğim seviyeye dönüşüyor ve ben açıkçası bununla çok memnunum. Çünkü gerçekten çok fazla insan olduğu zaman botlama da çok artıyor ve asılsız botlama çok artıyor yani. Oyunu oynamadan botlayan insanlar çok fazla oluyor. Burada isteyen üzerine alınabilir bu arada chatten tartışırım. Yani. Evet, ama abi, yani hatta vesileyle. Ben onun için az oyuncudan gayet memnunum ki az oyuncu dediğimizde yani yine 4-5 milyon oyuncu düşmesinin sebebi itemization mevzusu en başta. Ancak insanların kaçırdığı durum şu: arkadaşlar emek vermeli. Yani MMORPG oynuyoruz, tamam, Mythic Plus'tan item düşmüyor. Gerçekten buna okeyim. Yani hatta Valor Point'i getirip yani Valor Point'i getirdiler ama item düşmüyor. Öyle bir konu var.
Yani düşmeyen item'i neyle atlayacağım mevzusu var ama. Hani o Mythic Plus'tan item'i grantlıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Ve sonra onu atlıyorsunuz en yukarı kadar şu aşamada. Yani şu an bir tane item'i düşürüp 220'ye kadar ve aslında patch boyu düşürebileceği bir sistem var şu an Mythic Plus'ta ve umuyorum ki bu sistemi geliştirecekler. Şu an yetersiz çünkü. Şu an daha çok bir beta gibi ve niye Vendor getirmedikleri de tartışılır. Ama 9.1'de çok daha iyi olacak bir sistem. Ama insanlar boklamayı sevdikleri için ve oyunda bir halt yapamadıkları için bir noktadan sonra bıraktılar. Ben de açıkçası bundan rahatsız değilim. İsteyen bırakabilir. Evet. Beni de lütfen bu YouTube videonun altında YouTube'dan linçleyin. Ben çok alışıyorum buna. Cevabını da görürüm. Yani. Görkem söylesin, ben söyleyeceğim ama Murathan'da evet. Paralelde değilim. Devam edelim. Yani bununla ilgili zaten şöyle bir tweet attım. Hatta kendi gözlemimi söyleyeyim. Ben bir işle uğraşıyordum. O iş bittikten sonra dönebildim. Ve işte tam bu 9.05'in başlangıcına denk geldi şansa. Şimdi öncesini bilmiyorum. Tabii patch gelmeden önce her zaman oyuncu sayısı düşer. Bu özellikle Belular'ın ve diğer işte dramadan beslenen böyle trendçi arkadaşların atladığı bir konu oldu. Özellikle Belular. Evet, yani o her zaman yapıyor onu. Şimdi hatta Belular'ı şöyle anlatalım arkadaşlar. Ben 8.3 oynamadım ama bokluyorum diyen bir adam açık yani. Evet, ne yazık ki aynen. Yani aktif karakteri yokken oyunla ilgili atıp tutan ve bunu da itiraf eden bir arkadaş. Yani çok iyi videoları var. Severiz hikaye videolarını falan. Bayıla bayıla izliyorum. Çok güzel ama gameplay konusunda konuşmazsa çok daha iyi olur. Evet ya, şu drama olaylarına sırf rating için atlıyor gibi gözüküyor. Keşke onu yapmasa. Onu da şöyle şimdi hesabını size kısaca anlatayım. %50 aktif oyuncu sayısı düştü diyorsunuz ya, yani deniyor ya, o %50 düşmeden önce Lich King zamanı olan sayıdan daha fazlaydı. Evet. Tam rakam açıklanmıyor ama 15 milyon civarını buldu diye biliyoruz. 15 milyon aktif dünya çapında, o da anormal bir şey. Onun %50'si zaten 7,5 milyon. 7,5 milyon şu anda aktif oyuncu en az var diye geçiyor. Bunun da %50 olmadığını şuradan anlayabiliyorsunuz. Ben kendim, yani en azından patch geldikten sonra bu sayının arttığını bizzat gördüm. Ya şey yapıyorsun, bak random dungeon queue'ya giriyorsun. 6 dakika gösteriyor. 2 dakika içerisinde sıra geliyor DPS olarak. Evet. Yani bunun olması için aktif oyuncu sayısının en üst seviyede olması lazım. Ama bu arada böleceğim, şu an oyunda tank yok. Yani, Lich King zamanı geldi bu Dungeon Finder ya. Evet. Oradan düşünün. O zaman mesela en böyle kalabalık zamanında 5-6 dakikada sıra geliyordu DPS'ken. Şimdi böyle oyuna mesela 4'te 5'te giriyorum. Yani okul zamanı, yani böyle şey, aktif insanlar işinde. Yani o saatte bile hafta içi böyle şey 3-4 dakikada sıra geliyor. Yani bunun olması için böyle çok yüksek aktif oyuncu olması lazım. Yani en az 10 milyon olması lazım. Yani şu anda demek ki 9.05 gelince oyuna bayağı bir kişi dönmüş. Şey de biliyoruz. Valor sistemi ne kadar böyle yetersiz olsa da şu anda Mythic Plus yapmak için insanları motive eden bir sebep geldi. Ve şey yapmanız gerekmiyor işte. İlla +10, +15 yapmanız gerekmiyor. Düşük kere farlı. Bir kere alıyorsunuz. Aynen işte. Yani Murat'ın en aktif şu anda endgame'i dibine kadar oynuyor aramızda. O ilk elden de deneyimledi. Ona da sordum. Anlat nasıl durum bakayım. Valor işe yarıyor mu falan diye. Uzun uzun anlattı da. Yani o çok daha iyi olabilir ama şu an motive edecek bir sistem. Ama çok daha iyi olması lazım. Yani. Ama şu an motive ediyor. Mesela neye motive ediyor? Bence motive etmiyor. Ben kendi açımdan söyledim. Bence motive etmiyor. Şimdi adam eğer 5'ten girip alacaksa 5'i yapar, çıkar, alır kafası rahat bir şekilde. Gider yani. Valor caplemek için ya da upgrade etmek için onu yapıyor ama sonuçta şöyle düşün. Valor capi dediğin çok yüksek. Achievement'ı da alman lazım. Ha, achievement'ı alman lazım. Achievement'ı almak için +15 yapacaksın hepsini. En üst seviyeye yükseltmek istiyorsan itemlarını. Hı-hı.
Ama ya, gene onu 5'ten 7'den toplayabiliyorsun ya, onun altında ya evet, üstündekinde aynı sayıda geliyor. Şey gibi değil. Şimdi şey, ben bir farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağım olaya. Çünkü içinde yaşıyorum bunu. Öncelikle eğer oyunun sistemi olumsuz olarak gidiyor olursa arkadaşlar, WoW oynayan bir adam WoW'u bırakmaz. Semi-core ya da hardcore olarak yapmaya çalıştığı kontenti bırakır. Bu birincisi. Evet. İkincisi %50 düşüş oluyor sebebinin. Şimdi Shadowlands'in çıktığı dönemleri, bir de şimdiki dönemleri biraz dünya açısından inceleyelim. Biz evet, bile kendi ülkemizde normalleşmeye başladık. Yani insanlar evet, işe gitmeye başladı. İşte okullar açılmaya başladı. Ve oyuncu sayısındaki azalma da buna bağlı. Yani buna bağlı derken işte normalleşiyor, ondan mı düşüyor? Hayır abi. Pandemi sürecinde insanlar evinde oturabildiği için evet, dünya genelinde adamlar her bir boku yaptılar ve kenara çekildiler şu anda, atıyorum. Evet. Kendi hedeflerini koydular. Atıyorum mesela buradan hani kendi arkadaşımın örnek vereyim. Oğuzhan. Adamın hedefi Mythic Plus 15 yapmaktı bütün dungeonları. Yaptı. Niye? İmkanı vardı. Pandemiden olumlu faydalandı. Gündüzleri evet, girdi. Yaptı. Şimdi ben normalde akşamdan akşama... oynayamadığı saatlerde oyun oynayabildi. Evet. Bu azalmanın en şey sebebi bence dünyadaki yani global şeylerden de etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ya çünkü oyuncular, casual oyuncular arkadaşlar, hala söylüyorum, casual oyuncular hala oyuna girip Oribos'ta zıplıyorlar. Ya öyle ama hani öyle, ve bu öyle, adamlar öyle. Oyun sürelerini azaltıyorlar belki ama sapta düşme olmuyor. Sapta düşmenin de açıkçası bu kadar %50 azalmış yani, çok net bir kaynağı var mı bunun bilmiyoruz ama sanmıyorum da %50 bu azaldığını düşünmüyorum. Bu arada sat mevzusu şöyle de olabilir. Yani bunu daha önce konuşulmuştu. Ya yeni oyuna şeydi, başlayan çok insan vardı, ben bunu söyleyeyim size yani. Şey diyebiliyorum, token aldığınız zaman sabun gözükmüyor diyebiliyorum bu arada. Yok yok, sayılıyor artık. O yüzden sayılıyor rakamlarını vermiyorlar hatta. Yani aktif aktif aylık işte token ya da işte hesabını aktif tutan Shadowlands seviyesindeki oyuncular, o rakam var yani. Ama sadece resmi olarak açıklamıyorlar. Bu arada şeyi tekrar söyleyelim. WoW mesela işte ne o? %50 düşmüş ama o listede mesela 1'den 5'e düşmüş. İlk 10'da dünyada. Tabii tabii. Aktif o düşüş, o düşüş yani. Online oyun olarak öyle yani. Bu arada şey, Bahti bir soru sormuş. Bitirdiyseniz ona da cevap vereyim. Hem de az öncekinin de devamı olsun. Klasik falan derken kaynakları böldüler. Bence oyuncu sayısı Lich King zamanını asla geçmemiştir demiş. Hatta işte Final Fantasy bile WoW'dan fazla. Final Fantasy'nin aktif rakamı WoW'la hiçbir zaman, yani bir kere geçti ve ondan sonra WoW hiçbir zaman geçmedi Final Fantasy. Bunun da bir tane sebebi var. Final Fantasy konsolda oynanabiliyor. Yani PlayStation 4'te de oynayabiliyorsun ya. O yüzden yani online sayısı ve aktif üye sayısı her zaman onun yüksek olur. Çünkü o konsol oyunu. Yani WoW çok niş bir oyun. Yani niş ne demek? İşte PC'de oynayabilir. Yani oyunu bilmen gerekiyordu Shadowlands'e kadar. Yani başlangıcı zordu, oynaması zordu. Ama konsol oyunu olan Final Fantasy hiçbir zaman öyle değildi. O her zaman girmesi kolay, öğrenmesi kolay, oynaması kolay bir oyundu. Hatta yani konsolda oynanan mobil oyun falan modunda bir oyundu. Evet. Onun da seveni var. Tabii sevilir. Yani oyuncu sayısından belli zaten. Ama bu WoW'un kitlesi değil zaten o. Yani onu sevip onu da sevebilirsiniz. O ayrı bir şey de. Yani genel oyuncu sayısının fazla olma sebebi olarak diyeyim, o PlayStation'dan dolayı ve diğer konsollarda aktif oynanabilmesinden dolayı o kadar yüksek. PC sayısı olarak Final Fantasy, WoW'un 3'te 1'i oyuncu sayısı var. Onu da söyleyeyim size. Sadece Steam üzerinde tabii takip edilebiliyor ama sadece Steam üzerinden bile baktığınızda yani WoW'un yani 10 milyon olarak bakarsanız 3 milyon küsür aktif PC oyuncusu var. Yani o yüzden Final Fantasy ve WoW şey olayı böyle. İkincisi de klasikle mesela onu böldü olarak görüyorsunuz ya. Klasik sayesinde WoW'un aktif oyuncu yani aktif üyelik evet, sayısı aynı sabı veriyor aslında. Evet, aynı yani şu an, tabii tabii. Yani çünkü
WoW mesela eskiden şöyleydi. Paket alıyordunuz ve ondan sonra aylık üyelik alıyordunuz. Evet, şu anda aylık üyelik almanız yetiyor. Ve aylık üyelik aldığınız zaman klasiği direkt oynayabiliyorsunuz. Klasiğe bir paket almanız gerekmiyor. Shadowlands şu anda tek alınması gereken paket Shadowlands. Yani o yüzden de WoW'a giriş şu anda çok kolay. Özellikle Shadowlands'da bu gelen sistem sayesinde oyuna başlamak da kolay, öğrenmek de kolay. Yani tek eksisi diğer rakibine karşı konsolda olmaması. Evet. Onun da yolunu yapıyorlar gibi gözüküyor. İşte Gamepad ile oynanabilir hale geldi. Gamepad desteği açtılar. Hadi şey için dediler işte engelliler için falan dediler ama bu ben level... Bu arada konsolda oynanma ihtimali yani belli klasları konsolda konsol gibi yani pardon Gamepad ile oynayabiliyorsunuz şu anda. Zaten konsol gibi oldu yani. Sadece mesela healer oynayamıyorsun. İşte tankı full verimli oynayamıyorsun ama DPS özellikle caster'ları çok rahat oynayabiliyorsun işte gamepad'le. Hatta şey işte bu warrior level'layan eleman neydi? Dezmefisto. O işte işte Fury Warrior level'ladı gamepad'le. Bayağı da kısa zamanda işte 10 saatte mi ne level'ladı adam. Sadece gamepad'le oynadı. İşte yayını kaydı falan da var. Yani sonuç olarak klasik üyelik sayıları açısından işine yaradı WoW'un. Hatta o 8-2 zamanında işte geldi klasik ilk. İki katına çıkardı ve ilk kez yeniden 10 milyonu geçti işte klasik sayesinde. Çok uzun sürede 10 milyon üstü kaldı. Şimdi ilk kez onun altına düştü. Bunun da sebebi işte aynen Utku'nun dediği gibi. Gerçek o zamanki düzen yani tabii klasik zamanı o yoktu ama Shadowlands'in çıktığı zaman da herkes yani dünyanın pandemiden dolayı evinde oturup oyun oynuyordu. Ve bunu avantaja çevirdiler. Shadowlands'ı bir ay geç çıkardılar belki ama özellikle bu oyuna başlangıç kısmını, Exiles Reach olayını, oyunun işte bu şekilde açık olmasını işte yeni gelenlere tabii bunu açık yaptılar. Ama bu yüzden de şu oldu. Oyuna sıfırdan başlayan çok fazla insan oldu. Evet. Ve işte bu insanlar zaten bu sayıyı arttırdı. Yani Utku'nun dediği gibi casual rakamları zaten o mesela aktif bizim Shadowlands'ın endgame'ini oynayan oyuncu işte %50 ise işte 5 milyonsa mesela geri kalan casual kısım bu kısma hiç girmedi bile zaten. Shadowlands paketini almadı. Zaten Shadowlands'ın satış rakamları 4.3 milyon. Yani hadi 1 milyon daha o satıştan sonra eklenmiş olsa evet, 5.5 milyon hadi 6 milyon olsun. Yani ama aktif oyuncu sayısı kaç? İşte 15 milyonu buldu diyorlar. Yani 12 milyonu kesin geçti. En yüksek zamanında 15 milyonu buldu diyorlar. O da çok saçma bir sayı. Yani olmasın işte, daha iyi derim. Işte, Shadowlands üzerinden düşünürseniz 6-7 milyon hadi Shadowlands oynuyor diyorsa zaten sadece Shadowlands oynayanlar ve klasikçiler kalmış demek ki. Yani o da 7.5 milyon yapar zaten. %50 giden o oyunu deneyip bırakan kısım demek ki. Yani benim de bu karışmış. Yani çok öyle dramatik bir durum yok yani oyun açısından. Shadowlands'ı oynayan gene oynuyor. Zaten bunu da girip işte Dungeon Finder'dan sıra aldığınızda gelen süreden anlayabiliyorsunuz. Dur, en az bir şey var mı? Yani en az yani 7.5 milyon kesin. Hı? Ama benim tahminim 10 milyon civarı aktif oyuncu kesin var yani şu an. Eda? Özellikle kaçtan sonra. Evet, Eda. Bunu anlattım. Pardon, kusura bakmayın. Yok. Eda şey yapacak böyle. Çok sinirlendim konularla hakkında. Şimdi şöyle bir durum var. Yaklaş. Ben şöyle bir durum var. İşte o ben de aynı şekilde sana katılıyorum. İnsanları bu işte friendly şekilde başlatıp user friendly şekilde başlatıp daha sonra insanlar doğal olarak hani işlerini, güçlerini bitirip günlük görevlerini yaptıktan sonra bir tık atlayamamaları mı artık diyeyim ya da işte o hype'a gelip işte ben de kasayım işte quarter hardcore yapayım Utku'nun söylediği gibi yani o flow'da katılamadıkları için olabilir bu sıkıntı. Ama benim sıkıntı duyduğum konu benim
Yani biraz daha geri çekileceğim konu World of Warcraft'ın oynamayacağım tabii. Ben bir oyuncu olarak o kadar çok şimdi adam yapmış. Benden bir üst segment var değil mi? Bu adamlar benden daha çok oynuyorlar. İşte daha hardcore oynuyorlar. İşte daha iyiler oyunda. Bu adamlar oturuyorlar. Şimdi benim gibilerine boost vermeye başladılar. Şimdi sen bu adamlar oturup bu adamlara boost verince ben normalde benimle birlikte bu işi yapacak insanları bulamıyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu benim çok büyük problemim. Giriyorum. Bakıyorum. Raid açıyorlar. İşte grup arıyorlar. 10 tane grup varsa 8 5, tanesi 3, boost grubu, boost. 2 tanesi normal grup. Böyle şey mi olur? Buna bir şey yapmaları lazım yani. Gidiyorsun işte artı 15'i sana çatır çatır yaptırıyor. Veriyorsun paranı, artı 15 götürüyor. Çatır çatır alıyorsun mount'unu, geçiyorsun. Yani böyle böyle olmaz abi. Yani o orada bana artı 15'i yaptıracak adam orada gidip parasıyla boost yapıyor. Bana gelmiyor. Yani benimle birlikte oynama, hani onunla oynama şansını yakalayamıyorum. Match yapamıyorum o adamla. Evet, zaten bunun için bir şey projesi var. En azından düşük renkler için Group Finder'a işte Mythic Plus'ı da ekleyelim mi diye düşünüyorlar şu anda. Ya ama Görkem o yine şeyi çözmeyecek. Mesela ben diyorum ki benim param var abi. Oyunu orta halde oynayabilen bir adamım. Eda'nın aradığı oyuncu benim aslında. Evet, ama ben gidiyorum boost'a veriyorum. Bir daha da oynamıyorum. Hani gidiyorum balık tutuyorum orada. Eda oyun arkadaşı kaybediyor. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela boost'u alırsın. Boost'u eskiden niye alıyordun? Sadece mesela artı 15'leri alıp mount'unu, achievement'ını alıp bırakıyordun değil mi? Yani en azından gold'u olan boost satın alanlar bu motivasyonla yapıyordu. Şu anda mesela o boost'u alsam bile o achievement sayesinde gear'lamaya devam etme ve low rank oynayıp bir şeyler kazanma şansın var. Bunu öyle düşün. Yani o yüzden o boost'un olması aslında hani boost piyasasının olması üzerine zaten bence bu yeni valor sistemini getirdiler. Çünkü olabilir. Boost'u engelleyemiyorlar. Yasaklamıyorlar da. Biraz bunu işte normal oyuncuya da en azından pozitif bir etkisi olsun diye böyle bir sistem getirdiler. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama yani ben konuyu şöyle toparlayayım. Soruyu da hızlıca geçeyim. Eda şimdi bu sıkıntıları söyledi. Sen de keza söyledin ama dediğim gibi bu tarz oyuncular hala oyunu bırakmıyorlar. Yani Eda mesela oyunu bırakmıyoruz. Bırakmayacağım. Biz farklı şekilde yola devam edeceğiz. Hani unsub olayı farklı bir olay. Onu da Görkem zaten detaylıca açıkladı. Üzerine söz söylemeye gerek yok. 14. soru çünkü biraz uzun. Gecenin bir saati oldu. Okurken yorulacağım. Kel'Thuzad'ın Shadowlands'teki amacı Arthas'ı Mav'dan çıkarmak. Onunla bir araya gelmek olabilir mi? Hatta bir tık ileri giderek Arthas ne olur ne olmaz diye Kel'Thuzad'ın Naxxramas'ta yenileceğini bile bile Shadowlands'a yollamış olabilir mi? Naxxramas'ta Kel'Thuzad'ın kül kabı, onu nasıl telaffuz edeyim ben? Kel'Thuzad'ın kül kabının kayıp olduğunu biliyoruz. Ya vallahi gidip yani. Ben hayatta filakleri kül kabı diye düşünmezdim yani. Güzel çevir ama. Evet. Abi ben onu telaffuz edemem yani, kusura bakmasın kimse. Kül kabı yani o benim için. Neyse. Şimdi adım adım gideyim. Soruyu da açmış olayım. Arthas'ın Mav'dan çıkarmak olabilirdi ama biliyorsun son anda Jailer tuttu fırlattı kalbimi, böyle çıkardı aldı onu Kale'nin önünden. Bakalım orada ben daha farklı bir olay bekliyorum. Ama Arthas onun Naxxramas'ta yenileceğini bile bile göndermiş olabilir mi? O kısmı çok güzel, çok güzel. Olabilir. Yani olabilir ama ben hala bir ama veriyorum. Çünkü Kel'Thuzad'ın amacı nasıl söyleyeyim, ölmek değildi Naxxramas'ı yönetirken, hatırlarsan Azeroth'a vebayı yaymaktı. O yüzden ben açıkçası buradan bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ama ölümle bağlantısı olduğu için madem Shadowlands'e gittin, orada böyle bir olgu var, şöyle bir plan devreye koy kardeşim olmuş olabilir. Güzel. Murat'ın o zaman sen ne diyorsun, sen söyle. Gerçi Utku Maldraxxus tarafında, ben de Ventir tarafında oynadık o hikayeyi. Sen de ama sonradan oynadın değil mi? Ventir'i oynadım. Biliyorsun. Ya Kel'Thuzad bence hala Arthas'a sadık olabilir de. Bence artık Jailer'a sadık. Ya şöyle, Arthas şu an Mov'da bir yerlerde ve görevi ne olacak ya da nasıl bir rolle şu an hikayeyi alacaklarını bilmiyoruz ve
Kralçılat'ı boss olarak göreceğiz. Ben hatta Kralçılat'ın... Birleşti bu arada. Doğru bak. Evet. Hatta Kralçılat'ın ben ta Warcraft 3 zamanında Lich King'in aslında Jezreel'le bağlantısı olduğunu bildiğini düşünüyorum. O Samwell'de yaşadığı aydınlanmadan sonra diyelim. Aa, güzel. Bu yüzden yani Arthas'ı Azeroth'a geri getirip ne yapacaklar? Çünkü Arthas'ın nasıl diyeyim kukla efendisine zaten şu an hizmet ediyor. Yani Arthas'la beraber, Jael'le beraber bir şeyler yapmayı planlıyor oldu bence. Abi Arthas yani Azeroth'a geri getirip ne yapacak? Ne yapabilir yani? Arthas Azeroth'a geri getirilmesi durumunda ne olabilir? Ya bir de hani ölümü... Yani Arthas hala şu an bağlı yani. Kâsızat da Arthas var ya dostlar bu arada çok ciddi. Hatta Arthas benim tek şu an dostum dediğim kişi sensin falan diyordu yani Kâsızat'a gitmeden önce. Evet. Ya ölümün yönetme kısmında hani Arthas ve Kel'Thuzad'ı düşüneceksen ama hani Azeroth'u bir şekilde yönetmekti falan. Düşünsene şimdi Jailer'sin mesela. Komple Azeroth gelmiş ayağına falan yani. Yani evet, biraz öyle durum var evet. Sen ne diyorsun abi? Bitirdin mi Murat'an? Evet. Ya şimdi öncelikle buradan da diyeyim. Soru çok güzel. Tekrar teşekkür edeyim. Şahane soru olmuş. Teori de böyle gömülü böyle nefis soru. Bize bunlarla gelin. Seviyoruz sizi. Evet. Yani şimdi Kel'Thuzad'ı zaten şey işte yani Utku da dedi işte Murat Han da Ventir tarafında oynamış. Zaten en son Ventir ve Necrolord hikayesi birleşiyor. Oynayanlar görmüştür. Orada görüyoruz Kel'Thuzad'ın olaya nasıl dahil olduğunu. Benim de oradan anladığım Kel'Thuzad artık Arthas defterini kapatmış. Kendi işine evet. Bakıyor. Kendi işi de ne? Daha çok güç edinmek. Daha çok işte bu kozmik düzende bir kendine yer bulmak. Yani onun için de muhtemelen işte tabii şu anda işte kazanacağını düşündüğü tarafta ve Jailer'ın tarafında. Daha önce de benzer motivasyonla işte Arthas'ın tarafına geçmişti. Tabii Arthas'la olan ilgisi işte ölümlü olduğu zaman da işte insan olduğu zaman da bir tanışıklığa dayandığı için daha temelli gibi gözükse de gene altında bir çıkar ilişkisi ve güç yani güç için yaptığı gerçeği var. Arthas da sonuçta Kel'Thuzad'ı bu yüzden kullanıyordu. Yani Arthas'ın yani iradesini yaymak için kullanacağı bir piyondu o zaman da. O zaman kullandı ve işte Arthas orada gücünü toplarken o da işte Azeroth'a Arthas'ın etkisini devam ettirdi bir nevi. Oradaki işi de bitti. İşte biz hero'lar olarak bunu engelledik. Ve işte şey yani en azından Azeroth defterini orada muhtemelen kapattı. Ve o haliyle zaten ölümlü halinin artık Shadowlands'a geçmesiyle zaten şey yaptı. Yani şimdi gördüğümüz konumuna geldi. Eğer ki şöyle bir detay olsaydı veya bunu ima etselerdi mesela işte Kel'Thuzad şeyde yenildiğinde işte Naxxramas'ta yenildiğinde aslında işte Azeroth'a bağlı kaldı Phylacteris'inden dolayı ve işte Shadowlands'e yarım gitti falan gibi yarım. Bir ima olsaydı işte bunu mesela Uther'da gördük net bir şekilde gözümüze soktular hatta son videoda bile böyle yarasını işte Anduin'i görünce yarasına elinin gitmesiyle falan bayağı bir gözümüze sokuluyor bu ima. Ama Kel'Thuzad da bunu gösteren herhangi bir şey yok. Yani bir bağlantısı varsa bile artık Kel'Thuzad için önemli değil bu. Yok. Yani o yönde gidiyor. Jailer'ın şu anda baş adamlarından biri ve işte gidişatı da o yönde. İşte bundan sonra ne olur onu Raid'deki artık böyle konuşmalarından işte Raid'deki rolünden yan karakter mi olacak orada yani Sylvanas'la bunun sonuçta bir kan davası var yani aynı tarafta evet. Şu anda gözüküyorlar ama özellikle Sylvanas onu aşmıştır diye düşünüyorum. Tabii yani Sylvanas'la aynı boss listesinde şu anda evet. Kağıt üzerinde
Öyle gözüküyor ama bunlar ikisi kanlı bıçaklı iki karakter, yani hikayesi birbirine zıt iki karakter. Bunları nasıl veya da şey söyleyeyim. İkisi de birbirinden aslında nasıl diyeyim? Hani iç hesaplı ve yani Keltuz attı böyle kolay bir yem değil gibi bana sakaçtı. Gayet kendi garantisini bir yere almış olabilir. Tabii bunu şey olarak düşünmeyin. Evet, onu söyleyeyim. Hani Sylvanas ah benim evimi yok etti. İşte beni bu hale getiren Arthas'ın şeyi duygusal falan değil kesinlikle. Sylvanas onu geçeli bayağı oldu zaten. Çok evet. Stratejist ve böyle yani hesapçı bir karakter Sylvanas. Yoksa Keltuz hatta hani umursamıyordu çünkü o da çok içten pazarlıklı bir karakter. Yani ben de nasıl diyeyim, Raid'de yaşayacağı abi mağlubiyete karşı yine kendini bir yerde bir şekilde garantilemiştir o bir an. Jadir'e bile affedecek bir karakter çünkü o. Yani Keltuz at bu oyunun en sağlam doğru karakterlerinden, onun için tabii. Yani çok fazla sürprize açık bir karakter yani. Evet. Yani onu aynen 9-1 PTR'e geldiği zaman yani Raid tabii en son eklenir muhtemelen. Evet. Ama Raid hikayesi belli olunca hani bossları ekliyorlar da Adventure Guide'da görüyoruz ya. O aşamada belli olur Kel'Thuzad'ın amacı ne olacak, ne yapacak. Yani Sylvanas'ın da tabii ne olacağı belli olur. Orada boss tekstleri yazıyorlar ya işte. O aşamada anlarız. Onu bekleyelim derim. Çünkü bayağı sürpriz olacak Murat Han'ın dediği gibi. Yine araya capture atıyorum. Twist olabilir. Evet. Söyle bir araya capture atıyorum. Cümleyi bu soruyu atlarken de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Wrath of the Lich King oynadıysanız ve Lich King fight'ını yaptıysanız aslında Arthas'ın ne kadar kibirli olduğunu ve asla ölmeyeceğini düşündüğünü, o şekilde yaşadığını az çok görürdünüz. Bence Shadowlands planı yoktu Arthas'ın diyorum. Ve geçiyorum. Görkem zaten çok güzel detaylandırdı. Ama orada konuşan Arthas değil, Jadir de olabilir diye düşündüm ben. Yok. O değil. Ağzımdan. O değil. Geçtim. Umarım. Bakayım. Evet, son soru olması lazım. Abi, Aeir says, "You have been touched by the hand of Valor. Such a noble force does not shame for mortal thrones." Burada Valor diyor. Ben şunu sormak istiyorum. Moezal'a ne yaptı da Aeir böyle söylemiş olabilir? Vol'jin görevlerinde vardı bu ruhunu gezdirdiğimiz. Evet, Vol'jin'i ararken, daha doğrusu ruhun değil de. Şöyle. Dur söyle. Vol'jin'i kurtaran kişiyi söylüyor yani. Vol'jin'i fısıldayan kişi değil miydi? Yok, hayır. Yani şöyle. Oradaki zaten karmaşa şu hani. Vol'jin'i fısıldayan biri var. Vol'jin'i orada tutan biri var. Bir de onu kurtaran biri var. Şimdi burada sesinde şu an problem yok değil mi? Klavyenin üzerine biri çıktı. İşgal var. Vol'jin'i fısıldayıp onu Moğol'da tutan karakter Moezala. Onu kurtaran kişi hakkında pek çok tahmin yürütebiliriz ama Odin'in gözüyle alakalı yeni raid'de bir şeyler göreceğimizi düşünürsek ve Odin'in de Moezala'yla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünürsek Odin'i oradan çıkmasını bekleyebiliriz. Evet. Diyorum ben. Güzel bağlantı. Bir de herhangi bir Titan. Evet. Titan Keeper olarak. Evet. Orada yani aynen işte Murat Han'ın da ben de öyle düşünüyorum. Orada Aeir'in kastettiği şey yani Vol'jin'e zaten diyor bunu. Vol'jin görevini yaptıysanız da görüyorsunuz orada sırayla işte beni kim işte Sylvanas'ı Warchief olarak seçtirtti diye onu araştırıyor. Vol'jin'in ruhu. O sırada diyor Aeir bunu. Orada kastettiği işte yani Vol'jin'in sen böyle bir kararı işte sen vermiş olamazsın işte vicdanın rahat olsun anlamında diyor. Yani ben öyle anlamıştım. Seni biri buna yönlendirmiş, kandırmış seni gibi bir böyle şey imada bulunuyor. Moezala'yı tabii kastediyormuş ama bunu Aeir de o sırada söylediğinde bilmiyor ilk elden. Yani Aeir sonuçta Odin'in hizmetkarı olduğu için Odin de bu gücü nereden aldığını hizmetkarlarına muhtemelen söylemediği için bunu bilmiyor ve bilmediği için de gördüğü olay üzerinden ve işte Vol'jin'in ruhunun nasıl diyeyim saflığı üzerinden böyle bir yorum yapıyor. Sen öyle bir kararı işte ancak böyle kötü bir karakterin seni motive etmesiyle ya da kandırmasıyla vermişsindir gibi
Muezzala'yı kastederek söylüyor. Zaten bunu da işte Shadowlands'te resmi olarak da görmüş olduk. Ama onda şöyle bir şey... Tek Valor'la bir alakası yok. Tabii yani, de o Valor değil yani. O hani şey, şereflilik, şan şöhret falan. Onun bunun, işte iyi niyetli olmasını kastediyor orada. Yani şey, Vol'jin görevleri sonradan devam edeceğini biliyoruz bu arada. Ardenweald görevlerine bağlı olarak Vol'jin'i göreceğiz. Ve çok büyük ihtimalle işte yeni Law of Kings Vol'jin olacak gibi gözüküyor. Evet. Onun görevlerini yapacağız büyük ihtimalle. Sonradan nasıl gelir, nerede gelir bilmiyoruz ama Muezzala yenildikten sonra zaten bu arada Muezzala ölmedi, onu hatırlatayım. Sadece yani hapis halde gibi şu anda. Ama işte Vol'jin'i şu anda olaya katacak olan şey bu Law of Kings ihtiyacı var. Şu anda işte özellikle şeyin işte Zandalari ırkının gücünü aldığı Loa olduğu için ona ihtiyaç duyuyorlar ve şu anda işte kanon olarak aslında Zandalari Paladin çıkamaması lazım. Yani bizim Zandalarileri Paladin olarak açamamamız lazım. Ama onun da hikayesini işte eskiden olan karakter olarak yedirdiler. İşte eskiden Paladin'miş. Rezan varken oluyorsun. Sonra Rezan gidiyor. Yeni Paladin çıkmıyor diye bağladılar onu. Yani onun en azından hani hikayenin devamında Zandalarilerin Paladin olabilmesi için zaten bir şekilde bağlanması gerekiyor. Bir Law of Kings olacak. O da büyük ihtimalle Vol'jin olacak. Onu da göreceğiz işte. Ama işte Odin kısmını en son söyleyeyim. Odin'le ilgili de özellikle BlizzCon Online'da söylediler. Eye of Jailer'ı göreceksiniz. İşte bak onu soruda da şimdi chatte de söyledi. Eye of Jailer olayı zaten ya Odin'in Dark Side olarak, onu işte demiştik tahminler kısmında, ya Odin'in Dark Side olarak ya bizzat Odin olarak bir şekilde Eye of Jailer'ı göreceğiz. Eye of Jailer çünkü Odin'in şu anda kendisinde olmayan gözü. Ve Jailer bunu bir silah olarak, araç olarak işte kendi bölgesini denetleme amacıyla kullanıyorsa demek ki ya yarı gönüllü bir durum var ya da işte aslında Odin her zaman işte bağlıydı Jailer'a da işte bir şekilde konu ona bağlanacak. Ama Odin'le ilgili kısmı Eye of Jailer ve o da yani işte bu 9-1'in hikayesinde açıklanacak. O da PTR gelince belli olur büyük ihtimalle. Bakalım onu bekliyoruz işte. Bu arada evet, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Konuyla alakalı ben tabii bir yorumlama bu birazcık şey değil yani lore kısmında değil. Odin'in karakteri mitolojiye biraz uygun gidiyor. Yani o evet. Böyle çok güvenilir bir şey değil. Yani Nordic mitolojisini biraz az çok merak edip okuduğunuzda şeyi görüyorsunuz. Genelde insanlar korunma ya da kurtulma istediğinde Thor'dan ya da Freya'dan isterler. Evet. Biraz Odin'den korkulur. Evet. Yani burada da biraz... Olmaz çünkü Odin'e. Evet. Burada da biraz onu vermişler yani şey yaparak. Evet. Egolu. Yani öyle çok böyle şey yapacağımız bir karakter değil ha. Muzot peçinde bizim gördüğümüz oturan tek gözlü abi o muydu? Değil mi? Onun gözü o. Oturuyor o şeyde. Legion'da kaldı o tabii ama. O değil mi? Evet, evet. Ondan bahsediyoruz değil mi? Nuzot şeyde. Tabii. Yani Warrior kısmında evet, o. Evet. Hayır gözü yanandı böyle sakalları evet, alevli. Sakalları, tamam o. O işte doğru diyor canım. Doğru söylüyorum ya o işte. Tam demeyeyim canım. Shadow'dan su duruyor köşede. Ya, ama şeyi de söylediler bu arada. Odin ve Helena'nın hikayesini Shadowlands'tan itibaren tekrar devam edeceğini Denizur söylemişti. Onu da söyleyeyim. Esas onu diyecektim evet. Helya, bakın Helya'ya ne olduğunu evet, görmedik. Helya neden Jailer'ın tarafında? Yani ve orada da şöyle bir ikilik var bakın. Şeyde dedim ya az önce Sylvanas'la Kel'Thuzad aslında düşman ama aynı boss listesindeler. Şu anda Helya da Jailer'ın tarafında ve Eye of Jailer üzerinden Odin de Jailer'ın tarafında. İkisi de düşman. Helya Odin'e nefret ediyor Odin'den. Bu ikisi aynı tarafta nasıl oluyor? Onu
Yani onu da öğreneceğiz. Bu iki tane böyle durum var ve çok ilginç. Oradan bir yerlere bağlanabilir. Buna hiç beklemedim. Tamam. Sürprizler çıkabilir yani. Yani son bir detay ekleyip artık Utku'yu sanırım. Azat edelim, evet. Bayağı güzel uzadı. Helion'un kendi domainında, yani her hayemde mağlup edilip Shadowlands'e gitmesini sağlayan Odin listeyle bizdik. Odin bizi oraya yolladı. Tabi amacı serbest kalmaktı, görünürdeki amacı. Ancak o olaydan sonra Hela Jailer'ın yanına geçti doğrudan Mova. Onu da unutmayın. Evet. Çok önemli detayı. Diyoruz ve arkadaşlar şu anda ekranınızda da görüyorsunuz. Bu bir oldu ama nasıl söyleyeyim, imkan buldukça, mümkün oldukça 2, 3, 4, 5 diye gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Lore konseyi soru cevap. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bu arada yayından gelen soruları da mümkün mertebe aktarmaya çalıştım. Atladığım olduysa, ki olduğunu düşünmüyorum, affola. Buradan YouTube'a da bir sesleniş yapayım. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki soru cevap bölümünde onlara da yer verelim. Biraz böyle şey oldu, nasıl söyleyeyim, tecrübesizliğimize gelmiş olabilir. Biraz fazla detaya girmiş olabiliriz ama herhangi bir sizde, evet şu anda chat'e bakıyorum, yok gayet güzel. Memnun herkes. O zaman hiç girmiyorum abi o şey topa. Gayet memnuniyet varken bozmayayım ben o mevzuyu diyorum. Ve ha? Şu resim hatırlıyor musun? Geliyor bizimle konuşuyor. O Raden aşkım. Dur sen karıştırma. Dur onları ben sana sonra yüklemesini yaparım. Diyoruz ve arkadaşlar başta Görkem ve Muratan'a dillerini yordukları için, çenelerini yordukları için teşekkür ediyoruz. Ve sağ sona siz izleyicilerimize gelip bizleri desteklediğiniz için, sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim sorularınızla katkıda bulunduğunuz için. Bir sonraki yayında arkadaşlar görüşünceye dek diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın bu pandemi günlerinde. Lütfen, lütfen ama lütfen tedbiri sakın ola sakın elden bırakmayın. Kendinize evet. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de son bir şey diyeyim. Yani uzun konuştuysam kusura bakmayın. Biraz böyle kaptırıp gidiyorum. daldan dala oluyor. Ama soruların hepsi çok güzeldi. Evet. Gerçekten bütün soru soran arkadaşlara, chatten böyle güzel destekleyenlere ayrıca ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Sonrakinde arkadaşlarınızı toplayın. Daha çok soruyla gelin. Daha güzel bir kahveden adam toplayıp gelin. Evet, adam tamam, çok sağ olun. Çok sen konuş dediler. Tamam, bak bunu aldık. Tamam, bunu aldık. Bak, bunun screenshot'ını aldım. Tamam. Tamam, söz olarak. Yok, Görkem'e. Aynen. Öpüyoruz arkadaşlar, sizleri seviyoruz. İyi geceler. Görüşürüz, iyi geceler.